Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak zihni açıklığı versin inşallah. Bakalım Allah bugün ne verecek bize? Peygamber aleyhissalatu vesselamın şahsına, aline, ali beytine, evladına, ezvacına, etbağına, cümle zürriyetinin Ridvanullah Teala Alim Ecmain ruhlarına da cenab Hak merhamet eylesin. Onların manevi himmetlerini bize imdadımıza göndersin inşallah. Arnavutköy'deyiz. köydeyiz. Dima 207, Vicdan. Vicdan 26. Vicdan bugün başlamadan önce akıl ikaldır. İkal bağdır yani. İki şeyi birbirine bağlayan gözüküyor. Lugatı bu. Sureti bu. İstilahı tabi arkası daha şey. Abiler e, bu vahye bağladığı gibi örf, anane, kültür, geleneğe de bağlar. Anlam alır. İz takip eder. Mesela bir mezar taşı bile ona yetiyor akıl sıf akıl olmadığı için mezar taşında veya camideki o taşı sıf aklı melekeleriyle çözmez. Akıl melekeleriyle malik olduklarıyla sebep sonuç ilişkisi kurar. Ama sebep sonuç ilişkisini kuran aklın sıfatına zeka denilir. Ona mahkumdur. Akıl sebep sonuç ilişkisinin arkasındadır. Daha arkasındadır. Vahiy ile çalıştığı için sebepli çalışanlara cenab esması ayrıdır. Emirdağ'ın da söylüyor 2. Emirdağ. Esbapsız çalışan esmalar ayrıdır. Emirdağ ikinci Emirdağ'ın da söyler. Sebepsiz çalışan esmalara ben diyor. Kur'an'da ben tabirini kullanıyor. Sebepli çalışan esmalara biz diyor. Her bir esma ben 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 benlerin toplamı biz. Bir insan zeki olabilir dev. Dev olabilir ama vahye bağlı değilse o adam zekası önde değil, aklı aşağıdadır. Ondandır ki bunu biliyorlar. Ehli dünya bunu bildiği için zekayı çok vurgular. Zeka, zeki, dahi, çok iyi bir meziyet miymiş gibi bunların ekserisi intihar etmiş. Mesela intihar etmiş. Bununla alakalı <laughs> bir şey yazmıştım zannediyorum 236'da. Okuyup bulamadım. Şimdi akıl, e, vicdana gireceğiz ya, akıl vahye bağlı olunca hepsiyle bir irtibatı var. Hepsine bir irtibatı var. Aynı zamanda kendi içsel yapısını tanımlar, yapılandırır. Çok tuhaftır ki bu cihaz kendisini tamir ediyor. Akıl, aklı tamir ediyor. Akıl aklını keşfediyor, akılla keşfediyor. Şimdi ben e, vicdana girmeden önce iman esasları altıdır. Birinci sözde de 14. Leman'ın ikinci makamında... Besmele'nin sofrada bugün kahvaltıda bir nebze bahsettim. Bahsedeceğim için bahsettim. Hazırlık olsun diye. Kaç tane sır var Besmele'de? Altı. Altı tane sır var. Yani sözlerin başındaki. Bildiğiniz bir yer. Her bir hem sır diyor. Birinci sır, ikinci sır, üçüncü. iman esasına bakıyor. Hepsi bir iman esasına bakıyor. Ben bunu ee, altı tane iman esasının rastlantısal olmadığını, e, hepsi iman edince nereyi yapılandırdığını göstermeye çalışacağım. Yani Allah iman edince neremiz ne olur? Çok acayip. Genel yaptık biz onu. Allah iman ettik hepimiz. Ahiret iman ettik her tarafımız doydu. Değil öyle. Ya şimdi artık e, bir bir doktor tuhbu okudu ama sonra ihtisas değil mi seni sana? Kemeye gitmiş adam. O genelden artık has olmuş. Genelde orada boyutlaşmış. Ve her şey bilir. Onu cahil adam der. Sokaktaki adam, doktor her şeyi bilir. Mühendis her şey bilir. Bilemez ya kendi arabasını tamir ettir. Makine mühendisi. Onun tekniğini bilir yani çizimini falan. Onu bilemez ki halk. Halk ne eder? Makine mühendisi iyi bir tamirci zanneder. Acayip bir şey ya. Ee, şimdi bir altı tane iman esasında hangi iman esası, hangi birimimizi, hangi sisteme direkt baktığını inşa ettiğini ve diğerlerini de dolayısıyla etkiliyor. Yani mesela akıl e, tasavvurada, tahayyül ede, tasdik izana da, iltizama da, vicdana, iradeye, hisse, latife Rabbaniye, kalbe, ruha, sıra, hafiye hepsine okuyor. Benim bulabildiğim o altı tane sır var ya Besmele'deki. Altı tane iman esasına şöyle uygulanıyor. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi İze, izah, kader neydi? Hepsi biliniyor ama altıncısı bilinmiyor. Kaderi onda bir şerh yapmışlar. Paramedine. Hayrihi ve şerrihi diye şerhtir bu. Ama hiçbirisinde yok. Amentu billahi tek başına. İzahı yok. Ve melaiketi izahı yok. Ve Kütübi izahı yok. Ve rusuli izahı yok. Haşri izah yok. Ve bil kaderde var. Hayri ve şer. Şimdi 5 e, tane iman esasını hazmeden insanda ortaya çıkan bütünsel haliyle hepsine birden bakabilme melekesidir. Kader-i iman. 5 tane iman esasını hazmettikten sonra hazmeden insanda bütünsele gelip kainatı bütünleyip kainatın da arkasına geçerek Zat-ı Zülcelal'a muhatab-ı ilahi olma meleke haletini veriyor kader iman. Onun için temelde iki sistem var der. Bir ruh, bir beden. Ruh için diyor ki Cenab-ı Hak, ruhu min emri Rabbi, Rabbim ruhumdan öfledim diyor. Ruh direkt Allah'a bakıyor. Bir de temel itibariyle cesettir, bedendir. Çok ciddi bir bir şeydir. O zaman anlayacağız ahirete gidince bunun kıymetini. Bu burada bulunmanın kıymetini dak ve dakikasını ve gramı ne kadar önemli olduğunu orada anlayacağız. Ama anlamadan önce hep ısrar ediyor. Bunun kıymetini bilin, telef etmeyin, yazık etmeyin. Ne yaptığınız dakikaları bile bulunmaz. Ahmet şeyde bir ruh var, bir de beden var. Onun için Ahmetu billahi ruha bakar. Ve melaiketihi bedene bakar. İlk giriş böyle yapar. Bedene bakmasının sebebi 17. sözde şu ağaçların kendileri meleklerin libası olduğunu, Cebrail aleyhisselam insan suretinde girdiğini, yağmuru şu anda indiren melekler olduğunu cismaniyete bakar. Beden, sünnet-i seniyeyi, doğru yaşamayı, bedensel hayatı doğru yaşarsak simalar, el vesaire çok uzundur. Bu meleklere imanı tanımlar. 17. sözde söyle. Çok var yani bu. Çok çalıştığımız için. Yani elbiseleri olduğunu, binekleri olduğunu, iki temel unsur olduğunu, birincisi ruh olduğunu, ikincisi beden olduğunu, amen tu billahi ruha ve melaiketihi bedene. Sonra amen tu billahi ve melaiketi ve kutubihi kitaplara. Buradan sonra içeriye giriyor. Sıra artık Bu iki temeli yaptıktan sonra içeriye gidiyor Ve kütübihi dimağa bakıyor. Yani kitaplara iman etmeyle dimağımız inşa olur. Ve rusulihi vicdana şey yapar. Vicdana, e, vicdan peygamberlere imanla aktif oluyor. Peygamberlerin peygamberini kabul edememesi vicdan ondan çöküyor. E, ve e, ve bil haşrihi. Amentu billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahir. Ve yevmil ahir kalbe bakıyor. Kalp, arş, Kabe, ka, arş da cennet cehennemin damıdır. Kainatın damıdır. Telviat tisada kainatın haritası olduğunu net söylüyor. 17. söz işaret vesaire deliller şimdi şey yapmayayım. Zaten çalışılmadan bunlar konuşulacak konuşacak adam mıyız? Kaynağımız sağlandı çok şükür. haşr iman kalbi inşa eder. Allah'a iman işte ruhu söyledik. Hepsinden arkasında yani hepsinin iman esasını yaptık 6 tane. Ha, bu bütünselin arkasındaki beni fark eden ben olan benin ve o ene ve onun arkasındaki sırrı insanı ene ve sırrı insanı kadere bakıyor. Ee, kadere baktığına delil kader risalesidir. Kader risalesi anlatır arkasına bir zeyl koyar. Z ile baktığınız zaman kaderle hiç alakası yok gibi gözüküyor. Nedir o? Demirfan. Orada enfusi anlatır. Kusuru deluhte etmek. Farkındalığını arttırmak, farkındalığına. Yani dört tane şey var orada. Zeyl var. Kader Risalesi'nin dört tane hatme. Hatme, hatme var. Dört tane. Bu ne, ne ile yapıyor? Birincisi beden, e, ikincisi dima, üçüncüsü kalp, dördüncüsü ruh. Ama bedeni almasan vicdanı alıyoruz. Şimdi onunla alakalı buradaki o cümleyi de okuyayım. Yani altı tane iman esası şimdiye kadar Zaten bunları bildiğiniz bir şeydi. Yani im neremizi inşa ediyor birinci derecede? Allah'a iman ruhumuzu, meleklere iman, sünnet-i seniyemizi, bedenimizi, simanımızı, davranışlarımızı, ibadetlerimizi, meleklere iman. Çünkü e meleklerin bizdeki karşılığı malik olduğumuz melekelerimizdir. Meleke, yani istidatlarımız ve kabiliyetlerimizin dönüşmesi o ne kadar melekelerimiz aktif olursa malik, malikanelerimiz olur. Malikaneler olur. Malik olduğumuz, sahiplendiğimiz, sahip olduğumuz şeyler olur. Melek, meleke, melaike, malik gibi. Şimdi bu altı tane iman esasının birinci hedefi bu olmakla beraber 136 hutbe şamiyede vicdana gireceğiz ya. Vicdanın anası relvası, ruhun dört havası, irade, zihin, his, latife, rabbani bildiğimiz bir yer. Her birinin bir gayetül gayesi var. Gayesinin gayesi var. Vicdan bir gayesi var. Bu gayenin de bir gayesi var. Hedefin hedefi var. İrade yani irade tercih gibi gözüküyor. Tercih değil yani. Tercih sıfatıdır bir tane. İrade çok basit olur tercih olsa. İbadetullah'tır. İradeye gireceğiz çünkü çok çalışıyorum. Zihnin marifetullah'tır. Marifetullah. Oysa zihni biz risale Okumayan akılda zannet. Çünkü çok yakın ya ona. Hissin muhabbetullah'tır. Dostu düşmanlığını bilmekten kaynaklanıyor. El hubbu fillah vel buzu fillah. Hatta ulema İslam, kelamcılar vicdanı böyle e, uzun olmasın konuşmayalım diye vicdan yapılanmasını düşmanı net belli olan der. Yani vicdanımızdır. Vicdanı çalışmayan senin için bedihi olan aklı böyle bu adam zındık. Bu adam vatan haini, bayrak düşmanı ya. Bu adam vatanı satıyor. O da görüyor. Niye ala taraftar? Aklı tamam, o da görüyor. Vicdan olmadı. değil. Ee, bir insanın vicdan nasıl çalışır? Dostuyla değil. La ilahelerle çalışır. La ilahe bir şey yapma yapmaya gerek yok çünkü herkes geneldir, yapamayabilir. Ama herkes terki yapabilir. Yani ter, la ilahe demek terk etmek. Terk etmek eylemsizlik, eylemsizlik eylemi olduğundan herkes yapabilir. Nedir o? Ben bu adamın dostu düşman olduğunu bilmiyor ama bu muhabbet edilebilir. Ama düşman mı belli. Onun için Allah'ın düşmanını düşman edinirsek, merkez onu koyarsak belgeli dost ortaya çıkar. Dostla düşmanı çıkmaz. Çünkü münafık da bunun içinde olur. Karışıklık olur. O zaman bir insanın değerini belirleyen dostları değil, düşmanlarıdır. Bu çok ilginç bir iddiadır ve kavram doldurmasıdır. Yoksa kavram kargaşası yaşanır. Bir insanın kendini tanımlayan kıymeti, himmeti nispetindedir bir insanın değeri, kıymeti himmeti nispetindedir. Himmeti nedir? Himmeti neydi? Kuvvet verdiği yer. Başka? Hadi bakalım. Bir insanın nerede geçiyor? Milleti. Kıymeti. Evet, ha? Ha? Evet. Kim bir insan kıymetini belirleyen himmetidir. Himmeti nedir? Milleti. Yani Yani milleti esas düşman. Düşmanla belirlenir bunlar. Onun için ilk önce la ilahe eylemsizlik eylem herkes yapabilir. Allah'ın düşmanını pergeli koyarsan dostu belli olur. Onun için ne anlatırsanız anlatın vicdaniyatı bozulmuşsa, tertleri yoksa yani tertler yoksa vicdanı çalışmıyor abiler. Ne okursan oku. Ayaklı kütüphane. Sen de ben de. Hepimiz dahil. Yani eğer videolardan hala bu saatten sonra çıkamıyorsak Hala terk edemiyorsak ne okursan oku. Ne kadar bilirsen bil. Kur'an'ı tabiriyle kitap yüklü merkebiz. Sen de merkepsin, ben de merkebim. Terkin olmadıkça. İlk önce terk. Terk olacak. La ilahe bu. İllallah eylemdir. E ne kadar yaparsan yap, kışır oluyor. Bu his. Sonra latife var. Latifenin müşahedetullah'tır. Ya ben bunu anlamadım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Nerede nereye atlıyorsun? Kur'an tabiri ya. Kur'an'ın icazıdır bu. Oradan oraya atlamak. Bir saat. Ben de öyle atlıyorum. Tamam bunları nasıl yapacağız? Yani bunlar nasıl anlaşılır? Allah Resul demiş ki ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim dememiş. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Ahlakta takva denilen ibadeti kamile dördünü tazamı eder. Şeriat, şeriat ikiye ayrılır. Şeriat ne demektir? Amel ve iman. Telviyat-i en son cümlesi. A, iman diyor şey şeriat imani ve ameli cenahları ile o hale girmek veya o alemin içinde olmaktır. Cenneti gireceksin demiyor. Onun zaten içine şimdi giriyorsun diyor. Demek ki ahlak. Ahlak huluklar, huy. E, şeriat şunları hem temiye yani büyütüyor. Neyi? Takva, ahlak, iradeyi, zihni, hissi, latife-i rabbani uyandırıyor ve büyütüyor. Hem temiye hem tezib eder, hem süslüyor, anlamlandırıyor, tatlılaştırıyor, hem bu gayetül gayeti sevk eder. Yani onu hedefini gösterir. Şimdi ahlak o kadar acayip bir şey ki, lil musallin. O namaz kılanlara Maun suresinde ama altındaki ayette de söylüyor zaten. Neydi? Ellezinum ansalati imsaun. Kala almamış yani, ciddi almamış yani böyle. Hani kafi görmüş yani. Böyle. Değil. Işte. Şimdi vicdan dersine hoş geldiniz. Ne ne yapmaya çalıştık? Nereye çalıştığımızı bilelim de ondan sonra ya. Nereye çalıştığımız? Yani vicdana çalışacağız da iman hangi esasını aktif ediyor bu? Ya. Yani çok değişik bir şeye geldik. Mesela vicdan hakkında çok tezler okursunuz. Ben mesela o yem vasıtasıyla üniversitede o geniş bir kütüphane sahibi. Avrupa'da ikinci seçilmiş galiba. Çok geniş bir şeyi var. Ben orada okumadığım tez zannetmiyorum. iki ay tamamen bunları okudum. Kim, tamam ben bildiğim bildik. Bu ilahiyatçılar ne diyor? Acaba ben farklı bir şey mi söylüyorum ki bana farklı bir şey diyorlar? Ee, bazı ilahiyattaki beni tanıyan kişiler ya diyor, çok diyor, çok şeyler oluyor dedi, konuşuyor. Yani kalıbın dışına çıkmış bu adam. Yani böyle bazı şeyleri diyor, yani inkar ediyor yani. Böyle metsup diyor yani kısacası. iyi dedim ya, bir bakayım. Tamam bir de bakayım sizin dünyanıza. Siz beni, bütün vicdan, yani elime geçen okudum. Kaç tane makale oldum bilmiyorum. Tezler, doktora tezleri, sınıf geçme şeyleri, profesörlük doçentlik. Okudum. Adedini bilmiyor. Vicdan okudum. Adedini bilmiyorum akıl. Okudum. Felsefecilerin için okudum. İlahiyatçıların için okudum. Ve da kısmı biliyorum. Kur'an'a da baktım. Ve birer konuşuyorum size. Yani vicdan e, deyince onlar bir sistem, bir, bir şey, cihaz zannediyorlar. Ustad dörde ayırıyor. İrade hiçbir yerde göremezsiniz. Yok. Yok inanın. Okudum. Okumasam bu cümleyi yok diye hüküm söyleyemem. Yani vicdanın içerisinde iradenin, zihnin, hisin, latife-i rabbaniyenin böyle bir sistemi, iradeyi tek bir sistem kabul ediyor. Bir şey. Nedir o? Avrupa filozofların ana fikrini söylüyorum. Mahkemedir diyor. Mahkemedir diyor. İlahiyatçıların ana fikrini söylüyorum. Haşir, haşirdeki karşılaşacağımız hadiselerin Küçük bir numunesi ve provasıdır burası, bu vicdan. Bununla hiç şaşırmayacaksın. Zaten burada sana soruyor vicdan. Bunu sana sorulacak, orada sorulacak yani. Burada soruyor zaten. Bunu yapma, buraya girme diye zaten söyledi bu akşam sana. Söylüyordu. Ee, İlahiyatçıları böyle diyor. Felsefeciler böyle. Ana fikir, bunu söyledim. Ayla Arca'nın sonucu bu. Şimdi diyorum ki, ustad, bir şeyi tanımlamak için karpuz gibi yarmış. İrade var, his var, şey zihin var, his var, latife-i rabbani var. Tek tek alıyor ve bunların tek tekleri ifrat ve tefritlerinden azade ediyor. Vasatını alıyor. E, iradenin vasatını, zihnin vasatını, hissin vasatını, latife-i rabbani'nin vasatını harmanlıyor. Bütünlüğü onun adı vicdan. Çok garip. Yani içerisi nedir? Mesela irade hakkında baktım. Malum sizin hatırınıza geldiği gibi tercih enfusi şey. Hep e, sonuçlarıyla iradeyi Davut. Bak bir daha. Eylemsel halleriyle, sonuçlarıyla e, kendisini tanımladılar. İrade nedir? Ne işe yarıyorsa. Ki bizzat kendi cihazı ele alınmış değil. Bir karpuz gibi yarıp vicdan gibi dört tane sistem var ya vicdanda zihni sistemde. Vicdan şey iradeyi de böyle karpuz gibi yarıp İçerisinde ne var yani? Bu nedir? Neysidir? Yoktur bir tane. Bir tane yoktur. Ee, külliyatta da çok tuhaf böyle şey. Çok incedir. En ince karpuzu yarıp içerisi iradeyi iradesiz bilmek. Eylemsiz haliyle. Eylemi olmadan irade nedir? Yani biz bu mu bu mu? Neyle yap İradeyle. Bak neyle bildin? Eylemiyle. Eylemsel haliyle kendisini tanımaya gidiyoruz. Eylemi olmadan kaldırsan kendisi de yok oluyor. İrade yok diyorsun. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum yani. Ma ha. Matematiğin eylemi olmadan kendisi de yok. Yok Her ha. İrade öyle değil diyorsun. Değil işte. E hep eylemiyle anlatılmış. E eylemsiz iradeyi bir tanesi tanımlayın hadi. Eylemsiz mesela. Eyle nedir eylemi? Bu mu bu mu? Şu mu o mu? Onlar mı bunlar mı? Eylem değil mutlaka. Eylemsiz iradeyi bilmiyor. Allah'ta da nedir yani? Allah'ta da eylem eylemle bilinecek. İşte sorun o. merkezi oraya. Oraya götürürsen oluyor bu iş. Yani Allah ile iradesini eylemle bilecek. Allah bu kainatı belirli bir şeyden sonra yaratmadı mı? Yarattı. Ondan önce iradesi yok muydu? Ne yapıyordu peki bu irade? İrade pisif alemi şehadete zuhuratla mı başladı? Yani on gireceğiz ya. Yani. Şimdi vicdan ısırmak için ne kadar oldu? Oo. Den, dengeli olma nispetinde insan kendini dengeli ve tutarlı kılar. Bu. Bizi dengeli tutar. Mesela doktorum sen sağda hep sen, mesela kafada e, şey olunca e, baş dönmesi oluyor. Kulak zarındaki su. Değil mi? Öyle şey yapıyorum. Kulak zarında bir su boşalırsa veya yerine göre baş dönmesi olur veya böyle yürür adam. öyle Yanlama yürür. Saplamasını kopartmış kamyon gibi böyle. Ee, i̇nsan e, vicdanı vasatta olursa, vasat nedir? Tutarlıdır. Dünüyle yarına bakıp halde yaşar. Bu tutarlı vicdandır. Şimdi bir yaptın öteki tarafa bir bakıyorsun bir adam ne vicdanlı diyorsun yarına bir bakıyorsun zalimi kendisi tutarsız mazi ile yani Allah'la beslenir, ahiretle e, inşa olur. Halde eyle bizi tutar. Haldeki adı peygamber. Peygambere iman neyse vicdanı tanımak da öyle bir şey. Olayları his boyutuna taşır vicdan. İmanı İmam-ı Azama göre 6 yaşına kadar temeli temelini ailede alması alması lazım diyor. 6 yaşına kadar baba okula bir okula veremez mektep okuluna. Tamirhanelere çıraklık yapamaz. 6 yaşına kadar alimlerde olur. Çünkü e, sabit Ali'nin sahasıyla hard disk var. RAM çalışırken ki hafıza değil mi? Önbellik. Önbellik. Arkasını hard disk temel. Bu 6 yaşına kadar ne verdin ne verdin İrfan. Ondan sonra ancak onu işte, ustat da 1 e, yaşındaki diyor 1 yaşındayken validemin e, sıcak telkinleri üzerine kuruldu bu mesleğim diyor. 87 hayatım boyunca telkinlere tekrar tekrar devam ediyor diyor. Yani. Evet yani onları diyor yani bir yaşında iken validesinin telkinleri. Mesela Allah sizin de geçmişinize rahmet etsin. Benim büyük anneme de Allah ona merhamet etsin. buraya kadar taşımama, taşınmama vesile olan 116 yaşında vefat etti. Ben çok iyi hatırlıyorum ne kadar şey. 3 veya 4 yaşındaydım. kokul yoktu daha. Ben belki 5 olurdu. Bana e, Allah'a mesele ala seyyidina Muhammed. Ne kadar getirirsen Allah şöyle yapar, böyle yapar dedi. Çocuk sebep sonuç bilmiyordu ki. Bozulmamışız. Televizyon yok. Elektrik yok. Okul yok. Tamamen organik. Doğal. O dediği gibi aynı inandık. Böyle kendim ille sayardım böyle. E, günde bu kadar derdim. Yani sayı da bilmiyordum. Şu kadar derdim. Salavat getirirdim. Meğer be o benim... Ruhumda taş olmuş. Benim ömrümde ilk en çok yaptığım şey salavat getirmekmiş. Babaannem öyle öğretti. Bizim eve televizyon girmedi. Bizim evinde düğünler oldu. Hiçbir tanesi horonu, çalgılı olmamış. Hiç görmedim. Okurken hiç televizyon girmedi. Sonra zaten dershaneye geçtik. Böyle oldu. Yani 6 yaşına kadar benim temel taşımı bakıyorum validemle eser babaannem atmış. Onun için çok üzerinde dur duruyorum. Yaşlı babaanne ve dedeler çınar ağacı gibi bilge insanlardır. Gelen gelin gençtir, gelini ve torunu yani o kadının da çocuğunu yetiştiren baba nelerdi, dedelerdi. Onun için evde kavga olmazdı, çünkü delikanlı, toy, kız, toy daha kendisini terbiye etmemiş, ortaya çıkacak çocuğu terbiye makamına geçiyor, terbiye almamış, terbiye yapacak. İşte delikanlı ile gelin kavga ettikleri zaman ya baba ne ya de dede söz itin. Çık dışarı sen. Tamam dede. Tamam baba. Ve olay bitiyordu. Tamam. Kızım oğlum veya sen. Sen kızım sen de şey yapma. Böyle. Hem onu yetiştiriyorlardı. Hem ortaya çıkan nesli yetiştiriyorlardı. Bilge insan. Yani benim çocukluğumda babaannemin hissesi. Bak daha fazla şey basmış yani. Böyle. Salavat şey, kafasına takmış. Demek ki takmış değil. Öyle öğrenmiş. Annesi hocaymış. Ahırda öğrenmiş. Kendisi Ahırların içerisinde annesinin Kur'an öğrettiğini söylüyor. Yani sureleri sırların arasında. Dağda ne kadar korkutulmuş. Köy değil, dağda merzede. Merzede ahırın içine hayvanların içerisine belki bir ağaçlar, dağlar duyar da hükümete bildirilir. Burada Kur'an bilin okunuyor diye. Şimdi nereden çıldı? İmam Azam 6 yaşına kadar çıraklık yaptıramazsınız, çalıştıramazsınız. Haramdır der. Çünkü bu temel eğitim olması için sahiya uçsuz bucaksız yolu galaksisindeki dünyada neyin nereye göre niçin nedirini vicdan olmasa nasıl bilinirdi? Mesela şu galaksi hayal edersiniz belgesel şey yapmışsınız veya uçakta türbülans şey yapan hemen koltuğa tutunur değil mi? Hemen kemerine tutunur. Yani kemer, kemer de zaten burada yani. İnsan bir mesnet noktasına dayanmak ister. Şimdi galaksiyi düşünün. Samanyolu ucu ve bucağı yok. Şimdi dünya işin hayal et. Biz nerede, niçin olduğumuzu ne ile nasıl bileceksin? Bu galaksideyiz. Din yok. Adam belgeseli bakmıyor ama. Bakıyor. 200 trilyona aşkın galaksi var diyor. Her galakside 250 milyardan aşkın yıldız var diyor. Ee, bu galaksinin içerisinde bir yıldız takımlarının bir tanesi de, güneşe de yıldız deniliyor. Güneş sistemi var. Güneş sistemi var. Güneş sisteminde 12 tane gezegeni var. Onların içinde de bir tane biziz. O dünya içerisinde Türkiye var. Türkiye'nin içinde de İstanbul var, Arnavutköy var ve bu binada. Evet. Ben kendimin benim ne olduğumu ne ile nasıl bilebilirim? İki, buranın, bu bulunduğum mekanın, dünyanın, dünyanın, Arnavut vazgeçiyorum. Dünyanın bu ucu ve bucaksız hududu, ihatası imkansız olan insan için olan bir memlekette bu dünyanın ne olduğunu, ne ile, nasıl, hangi yöntemle bileceksin? Hangi malzemeyle bileceksin? Hudut Veremiyorsun ki. İşte bunu miyengi bir nokta, dayanak noktası sana veren vicdan. Yani peygamberlere iman, vicdan. Bir de okuyayım. Sahi ya, bazı şeylerle bak şöyle diyor. Uçsuz bucaksız samanyolu galaksisindeki dünyada neyin nereye göre bak neyin nereye göre niçin nedirini vicdan olmasa bilinebilirdi ki. Sahi ya, bazı şeylerle vicdanın rahatlaması, bazı şeylerle vicdanın sıkılması normal mı sizce ya? Yani niye vicdanlar rahatsız oluyor? Niye vicdanlar rahat? Her şey bittiyse açabiliriz havayı. Ee, gürültü bitti. Şimdi niye sıkılmamız oluyor? Niye rahatlık oluyor? Yani alıştık buna da niye sıkılıyoruz? Madde sıkılır mı? Yani Sıkıntı maddenin fonksiyonu mudur? Çok tuhaf değil mi bu? Mutluluk maddenin fonksiyonu mudur? Aynı madde iki zıttı nasıl yaşar? İnsan maddeden hücrede meydana gelmiş. Sıkıntı maddenin fonksiyonu mudur yani? Sıfatı mıdır? Madde sıkılır mı? Madde acı çıkar mı? Acı çeker mi? Madde vicdan azabı çeker mi? Madde, madde atom e, hislenir mi? Duygulanır mı? Efkarlanır mı? Gamlanır mı? Kederlenir mi? Madde midir yani? Maddenin fonksiyonuna mı vereceksin? Bunu 22. sözün başına söylüyor. Maddenin fonksiyonu mudur yani bunlar? Canım sıkıldı. Niye? Hücrelerim azaldı. Kilom çoğaldı, kilom azaldı. 90 kilo adam çok mutlu, 70 kilo adam mutsuz adam. Öyle olması lazım. Maddenin fonksiyonu mudur bunlar ya? Yani? Değil. Mutluluk, can sıkıntısı. Yani huzurluyum. Vicdan. Ustad diyor ki beni vicdanen mağlup etin diyor varsa diyor iktidarınız. Çok tuhaf ya. Nasıl alıştırmışlar ya bizi? Yani beden. Beden tuhaf ya bunu kullanmak lazım. Kullanabilmek için yani bedeni, bedene anlam vermek lazım. Öyle sala parti düşüncesizlik de böyle kullanacak bir şey değil ya. Allah Kur'an şöyle diyeyim de kısacası. Benim anlayamadığım şu var yani. Kendi kendi aletimi söylüyorum. Masama oturduğum zaman Kur'an'da anlatılan bir insan var. Kur'an'da anlatılan bir dünya var. Bak, dünya. Bir de benim gördüğüm dünya var. Vallahi hiç alakası yok. Kıyameti koparıyor cana bak. Yani tabiri bizce. Dünya kainatın işte çekirdeğidir, kalbidir, ahireti mezrasıdır diyor da diyor. Ne öyle bir şey yok ya. Çocuklar orada okula gidiyor. Zil çalıyor. Kamyonlar çakıl getiriyor, yol yapıyorlar. Binalar yapıyorlar. Ambulans geldi hastaneye götürdü. Namaza gidecektim. Baktım cenaze kılınıyor. Cenaze kılıyorlar. Ve her gün aynı. Her gün aynı. Ya Kur'an'ın kıyamet koparttı bu mu ya? Hiç uymuyor. Ya biraz mubala gibi geliyor tobe. Tahayyülü küfür küfür değil ya. He? Kur'an'ın anlatımları ile, hadisin anlatımları ile dünyaya bak. Hiç dünya öyle değil. Ya yani ne var ya öyle, değil, öyle değil mi? Ambulans gitti. Cenaze baktım. Gittim namaza. Önümde cenaze. Öteki tarafta çocuğu getirdiler. Dünya'ya geldi. Şurada dinsiz yetiştiriyorlar. Öteki tarafında e, düğün yapıyorlar. Müzik çalıyorlar. Dün o, baktım onlara. Garibime gitti. Yani bu galaksi samayolusunda müzik çalıyor. Böyle bir sisteme Allah müsaade etti. Ama oynuyor. Kadınlar oynuyor. Orada o kapalı ama sesi geliyor. Şey değil ha. Benim benim farklı çalışıyor kafam öyle şey olarak tenkit değil de. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu. Böyle bir sistemi insanlara ilham etti. Çıkarttı şarkı yaptı oynuyorlar falan çalıyorlar. Bu galakside gürültü çıkarıyorlar. Bu galaksi yolunda bu, ne, bu neyin nesi ya bunu? Ya nasıl seçilmiş? Nasıl olmuş? Ne olmuş? Yani ne yapıyor böyle? Garibime gidiyor ya. Yani Kur'an anlattığı şeye bakıyorsun. Yani bunlar böyle normal yazılmamış yani. Tuhafıma gidiyor. Kur'an'ın anlatımlarıyla dünya hiç uymuyor. <laughs> Hele ben hiç alakam yok. Kainatı bir tarafa koyuyor. Sanki kafirler ve şeytana rakibiymiş gibi. Allah'ın mahluku ya. Sanki karşısına koymuş. Ben sana gösteririm lan sana. Şeytana diyor gibi. Ya böyle bir anlatım var. Sonra ustad diyor ki bu diyor. Bunların düşmanlar insanın düşmanların böyle dehşeti göstermesi zatından değil. İnsanın şahsiyetini yükseltmek içinmiş. Halifelik söylüyor. Yani şeytana hücum etmesi Cenab-ı Hak. İnsanın değerini yükseltmek için. insandan takip ettiğim bir gayem var diyor. İnsanla benim bir takip ettiğim bir gaye var. Bir bakıyorsun insan anlatımına bakıyorum. Ben de bir bakıyorum tuvaleti biraz sonra kapattım tuvalete gidiyorum. Yemeğe iniyorum. Ona kızıyorum yersiz. Onu seviyorum. Batsın bu dünya diyorum. Kederleniyorum, tasarlanıyorum, mutlu oluyorum. Şey ondan sonra hastalanıyorum. Şey yapıyorum. Geliyorum gidiyorum bu mu ya bu, bu Kur'an an anlatımına hiç uymuyor. Külliyatın anlatımına insan tarifini var insan nedir? Hiç alakam yok. Ulan bir sorun var, Ben de sorunum var. Ya bunun içerisi ne ya? Nazar diyorsan. Senelerden beri tıngır tıngır külliyat okuyoruz. Benim oğlum elif okur, yine bina okur, bina da okur da okur. Bina döne döne bina okur. La bitirdin lan şu külliyatı? Neyini değiştirdi sorsalar? Sen diğer cemaattaki e efratla neyin farklısın? Düşünce farklı. Eylem aynı. Niye okudun ki? Tarikatçı olsan da olurdu. Nurcu olmanın bir imkanı kalmadı ki. <laughs> ya top bilmiyorum. Yani garibime gitti galaksiye. Dün dersten sonra çıktım civarsa. Şu karşıda binada. Müzik çalıyor. Kesinlikle kızma bende şey yok. Böyle bu galaksiyi düşündüm. Bu galakside Allah varken hiçbir şey yoktu. Bunları fıtrata koymuş, ihtiyaç yapmış, mehil koymuş, kabilet olmuş, cihazı bulmuş, çalıyorlar, oynuyorlar. Kendisine rağmen isyan ediliyorlar. O Allah da bunu seyrediyor falan. Ben, de Allah'ın seyrettiğini seyredeyim dedim ben. Allah acaba Allah Allah nasıl bakıyor buna? Allah canibine, kudretin azameti altında baktım böyle. Bu garip ya. Garip galakside garip galakside garip şeyler oluyor. Bizim bu galakside garip şeyler oluyor gürültülü bir memleket. Galakside gürültülü bir memleket. Melek de şaşırıyordur inanın ya. Müziği duyunca ne yapıyorlardır acaba ya? Ben, melek ben. melek ölümü görünce ne diyordur merak ettim ya. Ben siz bu kadar şaşırırken ben şimdi Adem Aleyhisselam'a gittim. O ne ya? Hiç dün akşam onu konuştuk. biraz. Ben Peygamber e Aleyhisselam'a Selama e, tabii ki el mükemmel her şeyi yapmış ama... E ben malum başımdan geçen hadiselerde en çok nüme aldım ve teselli buldum. Hayatıma taşlar olan Allah şefaatine mazar eylesin. Bizim bu duamızı da haberdar eylesin. Bizden hoşnut eylesin. Hepsine mahseden Adem babamızı. Yani ona ve Hatice validemize ikisine kastayım. Çok acayip. Hatice'nin vefasına. Radiyallahu anha. Yani davasına kurban olurum onun. Nasıl bir vefa ya? Nasıl bir vefa? Haf salam almıyor. Yani bu nasıl bir insan? Onu anlayamıyorum. <laughs> Muhabbetimden demiyorum. Anlayamıyorum. Hakikaten çözemiyorum. Adem Aleyhisselam böyle her şeyimde malzeme. Her şeyimde malzeme. Acayip bir şey ya. Çok tuhaf. Dün akşam bir şey söyledim. Bak şimdi. Buraya ayna kabul edin. Aynaya bakınca ben ne görürüm? Kendi bildiğim. Öyle değil mi? Ya kardeşim benim aynada beklediğim yani bu tarafa niye bakıyor? Ben bu tarafa bakmıyorum ki. Bu tarafa bakarken ayna beni niye böyle gösteriyor? Çözdünüz mü? Bu ayna ben böyle gözlüyorum. Ben böyle bakmıyorum ki. Böyle mi bakıyorum? Ben böyle bakıyorum. Beni niye ters yüz yaptı? Ben o muyum? Esas o muyum? Bu muyum? Esas benim. Benim temessülüm benim cimsinden olacak. Ama niye ters olsun benim temessülüm? Bana rağmen çalışıyor. Bana bakıyor. Böyle yapıyorum. O da böyle yapıyor. Böyle yapıyor. O da böyle yapıyor. Lan, resim aslında ben nereye bakıyorsam o da öyle bakması lazım. O da bana bakıyor. Hakiki aynadanlık öyle olması lazım. Hakiki böyle olması lazım. Hakiki öyle olması. Hakiki öyle baktım ki ben görmediğimi görüyor. Oraları görürken bu ben bu tarafları görüyorum. Ben bu taraflara bakarken bu adam da buraya bakıyor. Ben şöyle yapıyorum şöyle buna. O da bana hemen arkama bakıyor. Ben de şaşırdım. O zaman bu nedir? İstikbal aynası. Maziyi gösteriyor. Mazinin aynası. Ustad diyor ki işte bu dünyadır. Her şeyi ters gösteriyor. Bu dünyadır. Başka? Bu peygamberlerdir. Bu başka? Evliyalardır. Dünyayı süsleyen diyor, evliyaların, peygamberlerin ayni temessulatlarıdır. Yani ben bir aynayım. E, aynayı gören var mı? Ben bakıyorum, böyle yapıyorum. O da böyle yapıyor. Böyle yapıyorum, o da... Aynada kimi görüyorum? Aynayı gören var mı? Kendimi görüyorum. Başka neyi görüyorum? Mazimi görüyorum. Aynanın kendisi gözükmüyor ki. Aynayı gören ancak kadınlardır. Temizlik yaparken aynaya bile bakmaz. Aa, niye böyle oldu? Bak, elimle şey oldu. Ayna ayna için bakmış. Onun için temizliyor erkekler aynaya ayna için bakmazlar. Kendileri için baktıkları için aynanın kirliliği gözükmez. İşte dünya böyledir. Neyi gösteriyor? Mazi. Şimdi usta diyor ki, ben diyor evliyalar, gazaliler, imam-ı neler nerede? Mazide mi? Mazide. Oysa manaları, hakikatları, suretleri istikbalde. Şimdi ben onların gittiği nereye gitti? Ahirete. Ahiret nerede? önde. Önde koşmam gerekirken bu da buraya bakıyor diye ben de geri döndüm buraya koşuyorum. Onlardan uzaklaşıyor. Çünkü o mazide aslında istikbaldedirler. Yani biz böyleyiz. Böyle koşmamız gerekirken böyle koşuyor. Nerede söylüyor bunu? 135 Mestevi'de. İnsan vücudunda bir defa doğar, hayata mazhar olur. Bak, insan vücuda, vücudunda dedim tobe. İnsan vücuda bir defa doğar. Allah Allah. Vücuda. Adem'den vücuda bir defa doğar. Hayata mazar olur. Ve bir defa ölür. iki defa değil. Hep bu sonsuza dek devam eder. Her şey bir defa. Bir defa vücuda doğarız. Bir defa hayata mazar oluruz. Bir defa ölürüz. Bu sonsuza devam eder. Vicdanından geçmeyen hiçbir şey, vicdan süzgecinden, sisteminden geçmeyen hiçbir şey kanunet itibariyle sana mal olmuş sayılmaz. Vicdanın seni sorgularken enaniyet olmaz. Bak, vicdan sorgularken enaniyet olmaz. Yani böyle yaptım, şöyle yaptım, hayır yapmadım İman, Vicdan sana diyor ki, niye yaptın? Yapma ben seni mi dinleyeceğim ya? Di, di, Harıştakileri diyoruz ya. Ya bırak ya senin kadar ben de biliyorum ya. Ben bilmiyor muyum bana söylüyorsun? Ya bak haramdır namaz kıl kılmazsan şu olur bu. Lan biliyorum söylemene ne gerek var? Harici derken vicdan diyor ki namaz neyi kılmıyorsun? Ya bırak ya ben bir şey biliyorum. Diyor musun? Diyemiyoruz. Enanet olmuyor vicdana. Vicdan aklımızı eğitirken ancak susturma yolunu seçeriz. Enanet olmuyor. Ben bilmiyor muyum ya senin kadar beni kaz ediyorsun? Demiyor. Enaniyet olmadığı tek sistem. Sonra enfusi şuurdur. zahir şuur, dimadaki, akıldaki bütünsellik iki tane şuur var. Dimada şuur, vicdanda şuur. Dimadaki şuur afakidir, müktedir. Vicdandaki şuur enfustedir, melekuttadır. Aklın rüştü. Kim? Vicdan. İki tane bulu çağı var ya, yaşı var. Çocuk yapabilme yaşı, sini bulu. Bir de sini rüşt var. Sini rüşt nedir? He? Sini rüşt, içe doğmak. Onun için hakkı hak bilip, hakka yapışmayı, batılı batıl bilmiş. Batıldan iştinab etmeyi, fikrine, hissine, duygusuna, latifesine mazar olmak. Nedir o bu? Bu neyi tarif ettim? <laughs> He? Rüşt ya işaret cihazdan söyledim. İşaret cihazda söylüyor. Ben gaybden bahsetmiyorum. Diyor ki rüşt şey hidayet. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batıl batıl bilip batıldan istinab etmeyi. İstinab etmeyinde dört şeyi var. Akılda fikir, fikren istinab etmek, vicdanen istinab etmek, his, kalben istinab etmek, duygu, ruhen istinab etmek duyguyla olur. Onun için ben bunla çı yola çıkarak 5 e, tane abdest aldım. 5-6 tane. 7 tane abdestim var benim. Bedenin abdesti sudur. Aklın abdesti tefekkürdür. Vicdanın abdesti histir. E, yani el hubbu filla vel ve buzu filla. Dostun düşmanın belli olursa vicdanın abdestidir. Vicdanın abdestidir korkma. Onlar nam e, melekutta namaz kılarsın onlar. Sen o abdestlisin. Yani bazı kapılara yanaşınca seni tanıyor. Tanımlama var. Önünde bir tane şey asılmış. taktiği geçiyorsun ya. Ee, kalbin abdesi nedir? İmandır. Usta söylüyor. Kalbi zinetlendirir diyor. Ruhun abdesi nedir? Kulü <gülü> ruhumin emri rabbi. Ruhumdan öfledim diyor ruhunu. Muşahadetullah'tır. Enenin abdesi nedir? Hep o muşahadetullah'a da muşahade olduğunu ruhla onu fark edendir. Ondan sonra daha arkası kahve içmektir. Bismillah. Demek ki akıl bir şey doğurtturur, buna seni bulur. Akıl döller, vicdan da döller. Vicdan aklı döller. Nasıl döller? Yapma der, yap der. Bunu yanlış yaptın. Aklın aklı neydi? Vicdan. Yanlış yaptın bunu, niye dedin, niye yaptın? Akla hocalık yapan kim? Vicdan. Dolayısıyla vicdanın bir vazifesi var. Aklın rüştüdür. Aklı dölleyendir. Mayalayandır. Veya maya yapan. Akıl iksirlenir, kalp mayalanır, maya olur. İçmediğin için sana sevap verilmiyor. Hayatının her saniyesine içmemiş gibi sevap veriliyor. Çünkü haramdır içmem deyince sanki her an davet ediliyormuş gibi. Allah böyle verecek sana. Alimin şehitliği gibi oldu değil mi? Aynı, evet, aynı böyle oldu. Alimin şehitliği. An ve an. İçmeme sevabını alacaksın. Zina yapmama sevabını alacaksın. Adam öldürmeme sevabını alıyorsun. Onun için ebedidir hayatımız inşallah. Böyle Anı geçen bir 17 dakika mı 23 dakika mı bir ses kaydı attım. Ee, yürürken arkamdan gelen ayağımın sesidir diye. Sonra değiştirdim. Zaman felsefesi diye nur dersini değiştirdim. Ondan sonra Ali kahve için teşekkür ederim. Bunu söylerken de teşekkür ederken de bir nefes aldım. Başka bir şey soktum. Evet. Çok tuhaftır ya evet. içeride. Bir bilsen içeriden neler oluyor. Ben de garip garip bir şeyler seyrediyorum. Şey yapmak istemedim. Gruba atmak istemedim ama resim şaslar soyun. Diyorsunuz ayak izlerim diye. Rüyaz dedim ki ya, ay yukarıda yürümüş. Ayak izinizi belli etmemişsiniz. Kaybolduk. <laughs> Kaybolduk vallahi. Acayip bir. Evet. Ku Kur'an eee der çalışırken telefonum açık. Yani kayıt açık. Okuyorum. Çalışıyorum irade. Bir şey geliyor. Ulan irade çalışıyorum. Bu iki tane çalışıyor bende. Vermiyor değil mi abi? Bırakmıyor. Bir şey yani ben aslında iradeye çalışıyorum. Gene bir şey geldi. Hakikaten iki tane çekirdek. Bir RAM, bir hard disk. Bir tuhaf. Geliyor. Dur dedim. Basıyorum hazır ya. İki kelam ediyorum. Onun için o şey, halet farklı. Yani halet farklı. Bir tuhaf tuhaf. Ya yani bu, 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 o ders, dedi, o sohbet de tuhaf yani. Buna çalışırken arkada bu çalışıyor adam. Sonra kapan artık dedim de dosyayı kapat ya. Bilgisayarda iki tane ses, iki video açık. İki tane ses geliyor. İki yer konuşuyor. Bir baban bunu iradeyle konuşuyorlar. Bir de bu hala konuşuyor. Ondan sonra <laughs> kendimi de denedim. Mesela seninle konuşuyorum ya bak. Düşünüyorum. Aynı anda bak arkamın ensemi görebiliyorum yukarıda. Bu meziyet değil demek ki yapa yapa şey yapılmış. Evet. Bak şu anda arkamı seyredebiliyorum seninle konuş Yukarıdan. Hayal edebiliyorsun. Hayal olduğu gibi. Bu da arkadan çalışıyor. Bu o ayak sesi, zaman. Niye zaman hakkında şey yapamışlar? Einstein kendi fikri değil. Çalmış o. Çıkacak tarihte merak etmeyin mekan zamanı eğiyor diyor. Şu olur. Ama zaman mekan eğdiğini bilemedi. Çünkü Mesnevi Nuri'de geçiyor. Bastığı zaman tay mekan var. Ustad altı tane zaman farklı akar diyor. Çok tuhaf. Biraz gireyim dedim bunlara. Dedim çıkamayacağımı biliyorum. Hadi Hadi bakalım. Şunu şurada dursak ara versek. Ama ne dedik? Vicdan bazen insan anlamına geliyor. İnsan nefistir. Yani nefsin yedi mertebesinin bütünlüğü kalpte ifadesi ne demek? Nefis insandır. <laughs> Nefsin yedi mertebesi var ya. Nefs emmare, levame, mulime, mutmaine, raziye, safiye, natika sair. Tasavvufçulara göre değişiyor. Yedi mertebesinin bütünlüğü kalpte ifadesi veya kalpteki ifadesi, hissi ve şuuru kanunu ifadesi ise vicdanda oluyor. Yani bu yedi, nefsin yedi mertebesi bütünselliği, bak yedin bütünselliğini bir düşünün, tek tek değil. Bütünselliğinin fikri dimağda, hissi vicdanda. Yani anlıyor musun Davut? Bak abi, ta, nefsi emmareye, nefsi koyar mısın? Tayin pekmez. Tayin koy, pekmezi koy, balık koy. Bir de şeyi koy, sirkeyi koy. Böyle karıştır vesaire. Beş altı tane karıştır. Emmareyi koy, nefse mare levame mulime mutmaine raziye Koydun mu abi karıştı, Karıştır, karıştır, karıştır. Bunu kafaya bir at. Kafa oradan ben alamam hisse. His benim değil dedi. Oradan fikir aldı. Ondan sonra o bütünü tekrar attık vicdana. Fikir işim değil. Hissi aldı. Yani kamyonla toprak geldi yüksek fırına. 700-800 santigrat derece ısı verdik. Demir ayrıldı. Bin, bin, 700 küsüre veya binne ait bakır ayrıştı. Yani toprağa verilen ısıya göre topraktan madenler ayrılıyor. Elementler ayrılıyor ya. Ama toprak, zaire toprak. Şimdi bu 7 İngilizce in, in bu bir şey. Onun için üzerine duruyorum. 7 tane mertebe insan deniliyor. İnsanı insan yapan budur, bu bütünselliktir. Bunu dima atıyoruz. Fikrini alıyor buradan onu ayrıştırıyor. Bu bütünle bütünselliği vicdana atıyoruz, hissi alıyor. Bu bütünle kalbe atıyoruz, duygu tarafını alıyor. ruha atıyoruz, latife tarafını alıyor. Ondan sonra eneye atıyoruz. Bana atma diyor. Bana atma diyor. Orada dursun diyor. Ben buradayım diyor. Ondan sonra yapılandırıyor kendisini, anlam katıyor farkı yok. ve muhatap ilahi oluyor ene. Sonra burada bitti. Ne güzel bitmişti senelerce. Tamam muhatabıyla yol bitti. Ah baktı ki. Başka bir şey de varmış. Eneyi alan. Ene. Sürü e Kim kaldı kardeş? Zaten bu benim değildi. O da değildi. Bazen düşünüyorum an fikreden hisseden ben miyim? Ben neredeyim? Ben miyim bunlar? Olmayan ben hissi. Ben kendimi nasıl hissettim bu histe Tuhaf şeyler oluyor. Alo alo burası galaksi. Galakside neler oluyor? Siz nereye dalıyorsunuz şu anda biliyor musunuz abi? Çıkmaya çalışıyorum. Yok yok söyleyeyim. bakın yani şahsi kanaatim. Adem'in sırtın üzerinde bir <laughs> inşaatı anlamaya çalışıyorsunuz Hasan abi. Adem'in sırt. <laughs> Adem'in sırt. Mesela siz hep şunu dersiniz ya. O şey ne kadar güzel değil mi söylüyorsunuz. Dedi Hasan abi zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, kime nasıl bilir. O ah, öyleymiş. Ya ne demek bu? Ya bu ne demek şimdi irade? Biz vasıflarıyla biliyoruz. İradenin kendisi nedir? Vasıfsız. ruhludur, şuurludur. Evet. Basımsız. Akıllıdır o. Nedir o? İrade ruhludur. açtı biraz. İrade ruhludur, şuurludur, hayatlıdır, canlıdır. Kime nasıl akacağını, ne yapacağını biliyor. O elestü bir rabbikum de cevap veren Rabbim kabul eden o. İhtiyar yoktu, irade vardı. O kabul etti, o. Ali en iyisi kahveyi sen yaparsın. Baş ver bunu değiştir ya. Neyse nedir. Oysa odur, buysa budur. Bu da kahvedir. Hora vuracaksın. Baş ver. Hadi bakalım girme bir daha oralara. Demek ki insanın o nefsin yedi mertebesinin bütünlüğü kalpte, dimada, vicdanda atıyoruz. Alacağını al kardeşim. Bırak almayacağını dedik. Emmarisi ise bencilliği ve hazın peşinde koşmadır. Emmare nedir? Emmare bencillik. Ondan sonra benlik ve haz. Hazımız. Nefse iki var. Nefse mane, bencilliği verir bize. Hazı verir. Peşinciliği verir. O da çok güzel. İyi ki nefis var ya. Bazen diyorum ki kimse duymasın bunu siler. Gaflet de bir nimet ama bize değil artık. Gaflet. Gafur sana ait değil. Gafletle e, gafiller veya kafirler o gafiller var sokak. Gafletle günahtan lezzet alabilir. Usta diyor ki menüs bir lezzet var. Ama uyanmış bir kalp, vicdan sen günah da işlersin, o da işlersin ama asla onların zerresi kadar zevk alamazsın. Onlarda menüs lezzet var, sende menüs değil menüs bir elem var. İşlerken elem alıyorsun. İşlerken ha. Nefsi levami ise kendini sorgulaması. Nefsi levami nedir? lanet olsun ya ben bunu nereden yaptım? nefs-i kendisi kendisini sorgular mı sorguluyor Allah buna yemin ediyor Allah Allah nefs-i levame neymiş kendisi kendisini sorguluyor Emare nedir kendisi kendisine zevk alıyor. hey hey di e, diğeri olgunluğa eriş erişir eriştirir levame mulime yani nefsiyle kişi kendisini cezalandırma, ödüllendirme ve denetleme yetisine ve yetkisine vicdanıyla sahiptir. Yani nefis var yedi mertebeyle. Onunla insan olur. Onunla, onu vicdanla yapar. Kendisini kendisiyle cezalandırır. Kendisini kendisiyle ödüllendirir. Kendisini kendisiyle denetler. Bu sistemin adı içsel alemde vicdandır. Böyle bir tanım, böyle bir şey olamaz. Yani yok bu çalış. Nasıl söylüyorsun? Felsefeyi de okudum. Ülayatçıların tezinde okudum. Külliyattan çalışarak bunlar. Bunları o çalış satır aralarında çıkarttığım cümleler. Bunlar akılla işi değil. İnan akı, ben zeki değilim. Aklım iyi çok şükür. Küfran nimet değil. vahiy bağlıyor. Bir özelliğim var sizden belki biraz fazla. israr ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü dedi dedi ya. Duanızda ısrarcı olun. İsra ettiğin duada hangisini vermedi ki? Ben ne ısrar ettimse verdi. Vallahi verdi. Ama aynısını mı? Hayır. Daha iyisini verdi. Ekserisini daha iyisini verdi. edildiğim hiç hatırlamıyorum. Daha iyisini verdiğini sonra anladım. Sen de görürsün hayatında. Sorumlu olduğunu anlar. Bak insan ben sorumluyum. Mesela evleniyor. Sorumluluk yok adamda. Vicdan yatıyor ki. En basiti söyledim. Eylemsel. İçsel alemde insan sorumlu ve sorumlu olduğunu anlar. Sorumlu muyum? Sorumlu muyum? Anlar ile. Son birkaç cümlem kaldı. Hayvanlarda üç insanlarda vicdan iş yapıyor. Ben insanım diyen kalkmış. Of. Patlattı şimdi. Ben hani ben insan olduğumu neyle bileceğim dedim ya. Ben insan olduğumu sen girdin kapıdan bunu söylendi. İrfan. Ben yani hayvanlarda üç İnsanlarda vicdan aynı şey yapıyor. Ben insanım diyen kalpmiş. Özüne yakınlaştıran da vicdandır. Nefis bunun yani nefse emare bunun tersidir. Aslında seni uzaklaştırandır. İyi ki var. Mesela mıknatıs var, demir var. Manyetik alana girdin mi yapıştırır. Hiçbir şey kalmadı. Tek oldu. Ama burada dursun demir demir, mıknatıs mıknatıs. Burada ikisi tek oldu. Haşa Allah ve biz. Bizi burada tutan şeytan ve nefsemar. İyi ki var. Ara boşluğu o. Böyle bir tanım da pek şey yok. Eğer e, eğer Allah ile yani esması ile Allah ile bizim aramızda bu nefis denilen yani koridor boşluk yani nefsemare veya şeytan olmasa biz yapışık olurduk. Allah'taydık, Allah'ta olacaktık, Allah'ta kalacaktık, Allah'ta olacaktık Yani ismada Bizi Esma'nın cil ve Cemal nakış sanat yapan bizi burada tutan bu boşluğu oluşturandır. Bizi buradan ayırıp burada tutan bu boşluktur. Bu boşlukta bizdeki adı nefsemare, hariçtekin adı şeytan. İki var. Ne yaptı bizi? Ustad iki tanım getiriyor. İki tan. Bir şeytan var, bir nefsemare. Ne demek? Ee, kemala kemala diyor, hayri külliye ve kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Şeytanın iki işlevi var halkın söylediği gibi vay tamam öyledir de mülkteki tarafı manadaki hakikatını iki tane kazanımları var bize. Kazanım vermiş. Bir, kemalat insaniyeme sebep olmuş. İki, makasıdı, hayri külliyeme vesile olmuş. Yani beni burada tuttu. Nerede tuttu? Allah'ın en uzağıyım. Allah'ta en kesifim. En kesif en camidir. En kesif olmam en camii olduğumu gösteriyor cismaniyete sahibi. Yani bu. Burada tuttu. Melekler de bu taraflarda. Burada kalmış. Hiç kimse burada yok. Allah'tan en uzak, en kesif, en donuk, en karanlık insandır. En cami olsun diye. En nurani gözüksün diye. Karanlığın şiddeti derecesine nurun derecesi gözükür. Demek ki bizi burada tutan bu boşluktur. İyi ki var. Diyesi geliyor. Aklı ve ilmi olanları kalbe dönüştürme berzahtır vicdan. Bak aklı ve ilmi olanları akıl var ya burada, vicdan burada kalp burada mı? Aklı ve ilmi olanları vicdana atar vicdan da e, zihinle marifetullaha ve bu Toprağa ham madde aldı, kamyonla geldi, yüksek fırında ısı verildi, demir, bakır ayrıştığı gibi ilmi olanları, fikri olanları, vicdan hisse dönüştürüyor, kalbe ilmi atmıyor, vicdandan his atılıyor, vicdandan kalbe zihinde marifetullah atılıyor, marifetullah atılınca burada iman oluyor. Yani e, dima ile Kalp arasına berzahlık yapıyor vicdan. Bir de okuyayım. Akli ve ilmi olanları kalbe dönüştürme ve berzahıdır vicdan. Cansızlara, bitkilere karşı utanma, korkma hisleri olmaması gerekirken olmasını sağlayan vicdan. Mesela ee, şaşıracaksınız. Tuhafınıza gidecek. O kadar ilerliyor ki bu his. Ormandan bile soyunurken, bir kişi hiç kimse olmadığı halde utanma hissi veriyor ağaçtan. Çünkü, çünkü ağaçta müekelleri var. Bu his inkişaf ederse banyoda peştemal kullandırıyor sana. Kimse yok. Bu his müsaade etmiyor. Bu his kendi organlarına bakamazsın. Baktırmaz. Utanırsın. Sıkılırsın. Çok tuhaftır. Bunun belirli mertebeli ilerledim hakikaten Kemal buldu mu kesinlikle bakamazsın. Temizliğin hariç. Bakamazsın ya yani. Bu hastalık mıdır? Evet, evet dünyanın hastalığıdır. Enfusun tedavisi. Böyle haya abidesi oluyor. Acayip. Olur mu ya sen? Ne bileyim. Öyleymiş. Hibak. hisleri olmaması mesela cansızlara, bitkile mesela odada bile hiç kimse yok. Çiçek var. Çiçeğin de hissi var. Hissi olduğunu nereden biliyorsun? Şeriat demiş ki baltanın ağzı açıken ormana girme. Ne alakası var ya baltayla o ağaç? Evet. O kafa anlamaz. O odun zannediyorsun. Odun sen olduğun için. O donmuş histir. Hisleri var. Sahibini tanır. Hırsız mı geçti önümden? Sahibi mi geçti? Alim mi oturdu? Cahil mi oturdu? O ağaç bir hisseder. Bilmez hisseder. Ve çok garibinize gidecek. Zalim, ormancı. Yani mananın dışında olan kişiler orada oturursa ağacın yanında orman geçen ağaçlar böyle yapar. İleri geri yapar alim ve manalandıran şey geçerse raks edermiş. Ne olur mu? E, sema alıyor alim ölünce. Risaleyi geçmiyor mu? Sema bulut, bulut canlı mıdır? Ağaç canlı mıdır? Hangisi daha canlı? Lan bulut ağlıyorsa, sema ağlıyorsa, yağmurla cevap veriyorsa ağaç ne yapar? Son şey Aklı ve vicdan vicdanileri dönüştüren kalp. Aklı ha akli yani akıl değil, akıldakileri <laughs> ve vicdanileri dönüştüren kalp. Yani aklı ve vicdanı da kendisine dönüştüren sistem kalp. Evet burada ara veriyoruz. Evet. Yani var evet, derken, şey ısınma bitti. Evet, abi şurada bir şey söylemek istiyorum. Bir dertli bir zaman onu anlayacağız. Kuş. İnsan, i̇nsan vücutta bir defa doğar, hayata mahsur olur ve bir defa ölür, iki defa değil. Hep bu sonsuza dek. Evet. Biz insan olarak... Her şey bir defa oluyor. Mesela bu yağmuru indiren öyle kelimeler var ya. Evet. Benim mantığıma göre indirdi sonra koştu koştu bir daha indirdi. Yok. Onun yaratılması bir defa indirmek. Bir defa bir defa doğacaksın. Bir daha doğmayacaksın. Bir de, hayatın hiçbir tekrarı yok. Tekrar gibi gözüken nehir var ya tekrar gibi gözüküyor. Hayır, o zere bir daha geçmeyecek orada. Yatsı namazının sünnetini dün kaçıran ezeli vebedi kaçırmıştır. Niçin? Yarınki yatsı namazı, yarınki dünkü yatsı namazı değil. Abi iki kelam edeyim. Ne olursunuz ya? Bugün biraz ben de şey yapayım, çok şey. <laughs> Mesela hep bu benzer e, şeyleri ben de fazlasıyla şey yaptığım için işin içinden çıkamıyorum. Şimdi mesela hep gidiyoruz ya yaylaya gidiyoruz. Ya şu dere bana çok huzuru veriyor ya. Ya hangi dere? Ya geliyoruz ya bu dere. Ya bu sana huzur veren bu değil ki. Gitti. O, o gitti. Gideri çok oldu. Bu başkası. Gitti o. Hep gitti o. Mesela beni köyde iç alemi bilmiyorlar ya. Gezmek istiyorum böyle. Ormana girmek istiyorum. Usta abiyle benim biraz ters çalışıyordu sistemimiz. Olması lazım. O şeyi çok severdi. Buralar havalimanı yokken Belgrad ormanıydı. Bir gün anons yapıyor. Hasan hazırlan 10 dakika sonra çıkıyoruz. Hesap yok. Bitti tamam. Arabayı hazırlıyoruz. Tamam. O masa biraz da kahverengi bir deri montu var. Ceketi kolu buraya kadar. Kendisi kestirmiş giymiş. Nereye gidecek bilmiyoruz. Bindi. Hadi beni o ormana götür. Belgrad ormanına kadar gideriz bak şimdi. Bırak beni burada bırak. Burada bek. Sen ne yaparsan yap. Beni yarım saat şey yapma, meşgul etme. Ağaçlar açarken girerdi. Benim sistemim ise benim dünyam yaprak dökerken. Hayatımda en keyif aldığım yaprak dökerken ve aşağıda olan yaprakta yürümek. Hiç kimse olmayacak ama yanımda. Yani bu hayatta hep böyle yapman gereken olduğu için yapmışım çoğunlukla. Yüzde doksanı bu. Yapmam gerektiği için yapmışım, yemişim, içmişim, giymişim, gelmişim evine yemişim. Yapmam gerekiyor. Kendi istediğim için yaptığım şeyler çok azdır. Elime pek geçmiyor. Bir tanesi de budur. İstesin, istesem de yapamıyorum. Et, musade etmiyor. Yani biraz bana da lazımdı. Yani ben istediğim için yaptığım Çok az var. Mesela bir tanesi de o. Elime geçe bu sonbahar. Şimdi geliyor benimkisi. O ilkbahar. Böyle orman içinde gizip hiç kimse de olmayacak. Eskide defter kalem vardı. Şimdi kayıt var böyle. Kaydı mı? gidiyorum. Şakuşukur. şukur. Yılanlar, çakallar bana keyif veriyor. Yani bir buçuk metre mesela köyde şimdi bu şey yılan, sipsiyah yılan şey yaptık önümüzde. Kediyle beraber olduk. Hakladık onu. Böyle. Aslında çok tuhaf ya. Alemi iyi. İyi ki gelmişiz biz bu dünyaya. Çok garip ya. Hoşuma gidiyor burası. Evet. Burası Samanyolu galaksisinde. Ya, dinlen, abi? De... Çünkü aynı şeyi. Kedi kaçması gerekirken gitti evden. Yılanı evden mi? Nereden şey yapmışsa evden. <gülüyor> <gülüyor> beraber. Yani yok. O oradan ben buradan. İlan bir ona bakıyor, bir buna bakıyor. Bir ona kafatı bir bana atıyor. i̇nsan daha tehlikeli. Kediyi <laughs> bıraktı zaten. Ona kafa böyle yaparken bana ha hamle yapıyordu. <laughs> Taşı aldığımı nasıl anladı? Bir ucum etti. Ben de bir attım vuramadım. O bana saldırırken arkasından o saldırdı. O onunla uğraşırken ikinci taş hamlede. insan daha zalim. Biz hallettik. El, el muzulü yok otel. Muzırı katledin diyor. İnsanın fıtratını bozan. Bak böyle gökler hep. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden ne var? Meva dişeri onun mümesseli olan erva habise. Akrep, ilan gibi. Sana dokunmamışsa diyor Peygamber Hazretleri. Dokunma. Ama eve şey yapıyor. Tenüs ettik mi? Hadi bismillah. 177 sayfa, defter 29. Bir tanesi desin ki ben gördüm, ben devam edeceğim. Atıldı, Sırı insana atılmıştır. 177. Şu 616. He? Şualar 616. Ve kuvve-i gazabiye haddi istikamet olan şecaatı takip etmese, etmese ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevüre ve te tecebbüre ve tefritle çok zilletli ve elemli cebanet ve korkaklığa düşer. Kim? Kuvve-i Gazabiye. İfrat ve tefrit. Bakalım. İstikameti kaybet, kaybetmesinin hatasının cezası olarak daimi vicdani bir azabı çeker. Vicdan azabı değil içerisi. Vicdan iyi çekiyor. O kafasında takke. Vicdanın kendisi değil içerisi demek. Şimdi okuyorum. İyi misiniz? Isınmak ağır mı geldi biraz? Isınmak neydi biliyor musun? Ders çalışırken vicdana satır arasında Biliyorsunuz Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Nedir o? Kur'an anlatmak istedikleri anlattıklarından çok daha fazladır. Anlattıkları bir tanedir. Anlatmak istediği nihayetsizdir. Risale-i Nur'da anlattıklarına göre anlatmak istedikleri satır arasında olan mana nihayetsizdir. Akla bakıyor, vicdana bakıyor, kalbe bakıyor, ruha bakıyor. Bir de içerisindeki sisteme bakıyor. İşte ben onu yaparken canım sıkıldı diyene. Mesela bugün o sana bir şey söyledim ya. Onunla devamında bir tane de bir şey söylüyordum. Yazarak çalış dedim. Yaz. Eğer canın sıkıldıysa külliyat okuyorum, Hizbul Kur'an okuyorum, olmuyor vesaire. Kardeşim okumak, yazmak, dinlemek. Yazmakla çalışmak hepsini bastırıyor. Yazmayı yazmaya geçin. Metni böyle yazın. Bak üşen, üşendim mi ben? Bak üşenmedim. Bak yazdım. Bak bunu üşenmedim. Kırmızı metindir. Sonra bak. Abiler. Bak nasıl dizmişim. Görüyor musun? Metin. Bir böyle dizdim. Bir böyle gitti. Bir böyle yaptım. Sonra bir de böyle baktırdım. Gelecek nesil böyle baktıracak. Ben böyle baktırdım. O böyle baktıracak. Ne yaptık? Mana mertebesini, için üstünü açmaya çalışıyoruz. Hey ne yapıyorsun? Neye kaldırıyorsun ya? Uyandırıyorsun manayı diyene şaşırıyor. Ne duruyorsun ya ne üstünü kaldırıyorsun ya? Kaldırma. Uyusun. Ne demek? 50 sene mi? Kaç sene? 70 sene. Şu ilkokuldaki ben mi uyduruyorum? Ali uyu uyu, yat uyu. Top at. Sağlanalım Ali. Orada bir köy var uzakta. Çalış var mı? Bu. Buluş yap Ali. Beraber şey yap Ali yok. Yat Ali. Kalk yok. Ya. Hey ne uyandırıyorsun? Bırak uyansın bana ya. Manayı öldürdün. Vicdan azabını kuvve gazabinin ifrat ve tefrit mertebeleriyle çeker. Vicdan azabı neymiş? Kuvve-i gazabi var ya gazabiye. Adam. Onların ifrat ve tefrit modlarıyla vicdan azabı buradan geliyormuş. Mesela diyelim ki. Mesela bir misal. Ben bilmiyorum belki bir şey diyecek ama. Ya ben buna bu kadar tepki niye verdim ya? Azap. Ya ben orada iki laf etmedim ya. Bu da azap. Tefrit. Görüyor musun? Demek ki kuvve gazabiyenin ifrat ve tefrit notları vicdan azabımızın sebebiymiş. Burada sarih bu. kuvve Akliye ve Kuvve-i de vicdanı aza, azabı bulunmadı. Kuvve-i vicdan, vicdanı azabı e, ha, kullanmadı. Bakın kuvve Gazabiye dedi. Kuvve-i Şevviye, kuvve, kuvve Gazabiye vicdan azabı demedi kuvve-i ifrat ve tefriti vicdan azabıdır diyor. Peki kuvve-i ifrat ve tefritleri nedir ki? Azap çekiyor vicdan. Onu şey yapalım. Tamam. Anlıyor musun? İyisiniz değil mi? Yani vicdanı azap, kuvve-i kullandı burada. Niye kuvve-i şeyviye, kuvve, kuvve akliyenin ifrat ve tefriti vicdan azabı çektirir demedi de bu makamda? Niye gazap dedi? Niye Kuvve-i ifrat ve tefriti vicdan azabı çektiriyor? O zaman e, tefriti nedir Kuvve-i Gazabiye'nin? Zilletli ve eylemli cebanet, korkaklığa ve korkaklığa düşermiş. Kuvve-i Gazabiye'nin tefriti korkaklıkmış. İfratı nedir? Çok zararlı ve zulümlü tehevüre, maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak demek. Yani Kuvve-i Gazabiye'nin tefriti nedir? Korkulmaması gereken her şeyden korkmak. Eyleme yapayım mı şimdi? Şaşıracaksınız. Adam çiçekten, şey, kelebekten korkuyor. Uçan sinekten korkuyor. Kuvve-i gazabenin tefrit mertebesi. Mesela çocuklar var evinizde. Kelebekten korkuyor. Aa ne? Bir sinek geldi. E gitsin. Aa ne? Kelebek geldi. Bu nedir? Kuvve-i gazabenin tefrit modundadır. Ya öğretilmiş acizlik veya işgal altındadır. Veya veya veya. Evet. Aa işte bir tane daha şu. Mesela kelebekten korkar. Kuvve-i gazabenin tefrit modu. Çok tuhaf. Akıl almıyor. Senden korkandan korkuluyor. Bunlar e, anladıkça, yapıldıkça melekut alemin kısmen size hissediliyor ya, fikredilir hissediliyor. Cinler alemi, şeytanlar bile sizi tırz gelir, biz gidiyor. Onun için gece gündüz dolaşmak dağlarda eşit geliyor. Şey geliyor ya, yani cennet, cehennem, arkasını şey yapıyorsun, şey yapmıyorsun. Mesela ifrat modu nedir? Kuvve gazabinin. Ne maddi ne manevi, hiçbir şeyden korkmuyor. Ne Allah'tan, ne insandan. Bu da bir tuhaf hiçbir şeyden korkmuyor. İfrat. Yani kuvve gazabiyenin tefriti cebanet. İfratı tevür ile vicdan azap çekiyor. Peki kuvve gazabiyenin vasatı mertebesiyle de vicdan lezzet alırmış. Korkulması gerekenden korkulacağı zaman miktar kadar korkar. O zaman korktuğu kadar korktu. Şimdi hayal edip gene korkmaz evinde otururken. Ormandaydı canım. Bak bir daha söylüyorum. Korkulması gerekenin korkulacağı zamanında ve miktarı kadar korkmak. Kork, bir korkulacak zamanı neydi ormandaydı şimdi evde değiliz. Ne kadar korkacak korkulması gerektiği kadar korkmak ki Allah diyor ki Kur'an'da benden başka bir şeyden korkmayın benden korkun. E peki ne işime yarayacak senden korkarak Allah'tan korkarak korktuğumuzdan emin ediyor. Eğer benden hakkıyla korkmasan diyor, o korktuklarına mahkum ederim seni. Yani mahkum ederim, bırakırım seni. Son seni onların arkasını geçirmem. Eğer benden hakkıyla korkarsan ki vasat olur, korktuklarından emin, umduklarına nail edin. Duada böyle diyoruz. Ya acayip bir şey. Sistem o kadar acayip ki din ifadeleri, hadiste, ayette aslında fıtratın ifadesi. Mesela ahiret iman ahirette ne yapacaksın ya? Bir şey yaramaz ki zaten ahirete gitmişsin. Var va ahiret varmış. va geçmiş olsun. Ahirete, ahireti ahirette arıyor. Ahiret nedir? İnsanın istidat ve kabiliyetlerinin, meyillerinin uyanışı. Uyandırılması. Beka, ezel, evet. Diyor ki, kuvve gazabiyenin vasat mertebesiyle de vicdanı lezzet alır. Vasatı da ne yapar yani? Vicdanı lezzet alınca, Tam da bu içsel alem mi? Dışsal yok mu? Hatta istikamette olan şecaat olur. Eylemsel de bu. Hattı vasıtası da şecaat. Şecaat nedir? Maddi ve manevi. Korkulması gerekenden korkulacağı zamanda miktarı kadar o vaktinde miktarı kadar korkmak. Ne fazla ne az. Bunu şeheviye ve akliyede kullan, kullanmadı. Şeheviye de kullanmadı. Şualar 618 ikinci cereyan istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesileyi azap ve elemler toplayıcı bir alete çevirmesinden insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada zulümlerine mukabil gaza gaza ilahi ve musibet tokatlarını yemekle beraber dalaleti cihetinden aklı alakadarlığıyla kainatı bir rüzünga. Ya psikoloji vallahi ya. Benim kafam ne böyle gidiyor. Her şey ya. Akıl bak. Azapları toplama aleti. Niye delilerin psikolojileri bozuk değil? <laughs> Doktor niye değil ya? Kafam böyle mi gidiyor? Niye delilerin psikolojisi bozuk? Hiç şey gördünüz mü? Delilerin psikolojiyi psikiyatriye götürmüşler lan. Allah Allah. Ve Ut vurmuşlar. Beraber bak dalaleti cihetinden akıl ala kadarlığı ile kainatı bir rüzünga ve matemani yumumiye ve zevalde yuvarlanan zihayatlar için bir mezbaha selhane şişa şeyde vardı. Biz Haske Lisesi'nde ortaokul okurken şey vardı. Sütlüce'de İstanbul Büyükşehir'in mezbahanesi vardı. Hayvanlar orada kesilirdi. Selhane ve gayet çirkin bir karışık görüp ruhu vicdanı Dünyada bir manevi cehennemde olup ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. Bir falan burayı ders yap abi sen. Vallahi ya. 618. İstikameti bırakınca ne oluyormuş? İfrat tefrite düşüyormuş. E ne olunca ne olacak? Aklı bir, hani Arapçayı çeviriyorlar ya. Soru sorarak mana çıkarıyor. Soru sorarak. El sualil nisvililm. Onun için söylemiş. Sual sormak ilmin yarısıdır. Ne? Su ne soracağını bilmen lazım ki bir şey çıksın. Yani manaya soru sormak mertebesini aralamak içindir. Şimdi diyor ki istikameti bırakınca istikamet nasıl kaybolur? İfrat tefrite düşersen. İfrat tefrite düşersem akıl azap aleti olurmuş. Neyse devam ediyor. Konuyu girmeyeyim. Psikoloji işte. Ben şimdi bana bu paragrafı ver bu cümleyi. Bir, bir iki saat psikoloji dersi yap. Ruhu ve vicdanı Şimdi izaha. Metni bitti bak. Ruhu ve vicdanı mani bir cehennem dünyada oluyor. Demek ki cehennemi cehennemde değil ruhta ve vicdanda ara. Mektubat. Mektubatta şöyle geçiyor. Var mı burada lemalar? İki tane lemalar var. Vay zülfikar. Bir çocuğum olsa zülfikar koyacağım diyor. İrfan. Kardeşimiz Ubeyt çocuğa ne koymuş biliyor musun? Çayli'de. Sen cinsinden işte. Çaylili o da. Cevşen koymuş. Erkek diğer oğluna ne koymuş? Ya, Nun. <laughs> Gülme. Sen sen bir de erkeğin olursa azail koy. <gülüyor> 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 bak şimdi. Ee, gidi. Hey. Adamlar haklı daha ya diyor ki. Bak şimdi. Dünya mısınız? Şeriatın imani ve ameli cenahları ile makama teali uçmak ve bu dünyada iyi dikkat et. Bu altın çiz. Bu dünyada saadeti ebediyeye bakmak, bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak bana yetmiyor bu. Belki de o saadete girmek. Bu dünyada o saadete girmek, o saadeti yaşamak. Ne ile? Şeriat. Şeriat ne demek? İman ve amel ile. Terkle, eylemle. Peki bunun bir nümesini göster. Yani yaşanabilir. Bu iddia doğru mu? Şu andaki haliniz. Şu andaki haliniz. Şu anda doktor şu haleti rüyeni ilaç da olur mu? Seyahat da olur mu? Özel hayatta olur mu? Özel hayata benziyor mu? Baklava yerken benziyor mu? Şu andaki halet sizde tuhaflık değil mi? Garip hiçbir şeye benziyor mu halet? Ben kendi alemime şahidim. Ben konuştuğumu zannediyorsunuz. Evet ben konuştuklarım var. Ama beni bile şaşırdığım vallahi cümleler oluyor. Hiç benimle alakası yok. Birileri söylüyor. Birileri söylüyor. Tuhaf. Bak şimdi diyor ki, iman ve amel ile o saadete bakmak. Bakınca ne oluyor? Böyle bakmak gibi değil. Hani nasıl ki korkunç bir manzara seni elem, güzel bir manzara seni ferahlattırıyor. Gariban bir köpeği sel götürürken veya çocuğu yetim. Birisi baktın gördün ki ona el uzatmış. O güzel bir hayat temin etmiş. Sen yap, yapmış gibi bir lezzet almaz mısın? Evet. Heh. Elemi de böyle. Bakmak veya o olmak. O saadete girmektir. Ben mi söyledim bunu? Belki de o saadeti, yani ahireti ahirette değil, ahirete girmektir. Başka ne anlatıyor cehennemi? Cehennemi cismani arif gitse, günahından dolayı gitse, kafirin bu dünyada kafasındaki oluşturduğu cehennemle kıyas edersen cennet gibidir o. Daha serin. Çünkü hamam sıcağına benzer ümmetimin cehennemi demiş. Peygamber Aleyhisselatü Eyvallah. severim böyle şey müşteri. Bir soru sorabilir miyiz? Cevap mı olacak, soru mu olacak? Soru. Tamam. Soruyu şu, şunlar sorar. Öğrenmek için e, anlatmak için, kendini ifade etmek için suç işlettirmek için takip Evet. Hadi bakalım. Hasan abi, ilim ilade kudret. Bu bize bari Evet. Peki, iladeyi vicdana koyduk. İlim de dima bütünlüğü. Evet. O aynen öyledir. Peki bunların bütünselliği gayrımünfek ya. Bunlar illeti tame denilir. Üçü bir araya gelirse. İlim, irade geldi. Kudret nedir? Vücut. Evet, nedir o? Ne olur o? Ortaya çıkan sonuç. Sonuç mu oluyor? Sonuç. İşte o zaman bu sizin tartışmalarınız hiç aklımdan çıkmıyor. Bir bir halim oluyor ki abi. Ee, hani Rüştü abinin ne Önce irademi, kudret mi elma ağacına baktığımız zaman. Ya. Bu sefer... Anlayamıyordum ben kaç senem geçti. Yani de o kadar çalıyor. Ağaca baktığım zaman abi ya kudret bu. İlmi kelamlar, alimler de öyle. Ha, sonra yani fikren öyle diyordum ama ben anlamıyordum. Anlayan anlam anlamak da anladıklarını da zannetmiyorum. Mesela şöyle sonra bana Allah böyle yani fikri his oldu. Tatmini, mutmainmiş. Ne kadar mı? Baktığım zaman Lan mi kudret mi? Kudret işte. Kudret olmasa o ağaç olur mu? Peki soruyorum. Bu ağaç nedir diyorum. Abi elma diyor. Niye nar demedin? İrade. Ha ilk gözüken irade. Sonra ağaç oluyor. Yani elma da armut da ağaçtır. O kudret. Vücut. Vücut. Ama ilk baktığımız zaman kadın mı erkek mi? Hemen gözükmüyor mu? İlk baktığımız zaman, adam mı diye bakıyoruz. İnsan mı? Hayır. Kadın mı erkek mi? Bu irade. Ha, ondan sonra diğer şeyler kudret. Sonra içsel. Yani arkaya doğru. Hatta şaşıracaksınız. Şaşıracaksınız. Bak bir şey göstereyim bununla alakalı. Diyor ki alimler. ilim bunu yazabilirsiniz. Osman dinliyorsa yazsın. İlim mümküne ve mü mümteniye şamildir. Bir daha. Bu yok ilk defa duyacaksınız. Ama buna benzer şey yapmışız. Vardır. İlim buna benzer bir ders şey bahsettim ama. ilim mümküne ve mümteniye şamildir. Kudret ise mümküne şamil, mümteniye şamil değildir. Eee mümteni ne demek? İmkansız, muhal, mümkün olmayan demektir. Kudreti de irade eden eam'dır. Yani en e eam iradedir. Sonra e eam daha geniş yani kapsayıcı. İlk en kapsayan ilimdir, sonra kapsayan kudrettir. En son kapsayan, az kapsayan iradedir. İlim mümküne ve mümteniye ee, kudret ise vücuda ve maduma şamildir. İrade ise mevcuda mahsustur. Ya. Çok tuhaf. Ne dedi? Amin. Bir hürmeti Seyyidil Mursilin. Gerçi bunu yuvarlak yapmıştık daha dersin dışında oturulduğu zaman İrfan'ın, Osman'ın falan benim de olduğumuz bir yerde çok tartışılır gibi geliyor bana. Evet. Şöyle yapmıştık böyle birbirine halkalı Audi'nin şeyi gibi. Hani kapsar 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 var ya matematikte. Evet, ben biraz devam biraz derken bunu dur bu okuduğumuzu bir izah edelim bakalım. Psikoloji dedik ya. Ruh ve vicdanı manevi cehennem dünyada oluyor. Yani hatta nasıl bir cehennemse bundan kaçıyor. Cehennemden kaçış. Kaçış yolu nedir? İntihar. Kaçış, çare, kurtuluş, 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 intiharsa kendisi nedir? İzah edebilir misin? Kurtuluş, intiharsa, intihar niye diyor? Kurtulayım diye. Mesela adam zengin, her şey tamam. Niye içki geçiyor? Unutmak için. Lan o hatırlamak için, lan Audi var lan jipin, param var. Bir elin yağda bir eli bağda. Her çeşit kadınla berabersin. Her çeşit ev senin otel dünyayla dolaşıyorsun. Jip var. Uşaklar senin pervane gibi dolaşıyor. Derdin ne senin? Niye aklı, akıldan çıkıyorsun? Akıldan çıktığında otelde böyle kalacaksın. Evde kalacaksın öyle. Sebebi ne? Nedir yani? Nereden kaçıyorsun? Unutmak için içiyor. Hatırlamak istemiyorum. Niye hatırlama? Lan fabrikam var. Her şeyin yerinde. Sorun ne peki? Sorun ne? Manevi cehennemi dünyada, vicdanda ve ruhta yaşadığı için ondan kaçıştır. Ne sebeple oluyor diyor soru? İstikameti bırakıp yani niye bu hale geldi bir insan? Jipi var, fabrikası var. Her şey senin hayal edemediğini imkanlarına sahip ama senin yaşadığın ha cenneti hayali yani cenneti haletleri o hayal bile edemez. Sen onun servetini hayal edemiyorsun. Ama senin şu haletin var ya şu andaki şu anda rahatlık. İçkisiz varmışsın. Esrara esrar içmeden varmışsın. Esrar. Esrar sırlar ya. Ha. Şimdi bu hale nasıl geldi? Niye geldi diyor. İstikameti bıraktığı için. İstikameti kaybettiğimi nasıl anlarım? Ne onun için? İfrat tefritten dolayı. İfrat ve tefrit ile ne oldu peki olunca? İfran, aklı bir vesile azap ve elem toplayıcı bir alete de ondan. Görüyor musun? İz takip ettim ha ben uydurmuyorum bunları. Salih o metinde Salih. Sonra Kur'an'da mana alimler nasıl çıkarıyor? Metine soru soruyor. Soruyorum ben. Niye insanın ruhu ve kalbi şey ruhu ve vicdan azap içinde istikameti kaybettiği için dedi. Soruyorum metine. İstikamet niye kaybetildi? İfrat tefritten dolayı. İfrat tefritte ne olur? Vicda, şey, aklı vesileyi alet yapmış. Azapları topluyor. Maziye gidiyor. Bana böyle demiyor. 25 sene önce. Lan evleneli kaç sene oldu? 17 sene. Böyle demiştin diyor. Şöyle yapmıştın diyor. Akrabalar mağabeyliğindeyken arkamda durmadın diyor. La kaç sene geçti bu? 17 sene. Şimdi mi oldu bu? Niye şimdiki sofraya yemek koyuyorsun soframıza yemek yiyeceğiz diye onu. Yemek mi yaptın şimdi? Ya geçti gitti. Burada çalışan abi akıl mı, zeka mı? Yani zeka da aklın sistemi. Genel şey yapıyoruz. Detayına girmiyor. Niye böyle? Niye buna takıldı? El cevap, en kesin cevabım. Gaye hayali olmasa zihinler takıntılara takılır. Gaye hayal olsa bunu göremez. Ustad gay sonucu şöyle söylüyor. Muhabbet kusur görmez. Kusur görüyorsan ikide bir onları muhabbet azaldı. Peki niye azaldı? Niye onlara takılıyorum Ali? Çünkü gaye hayal yok. Gaye hayal olmasa zihinler, zekalar, akıllar ben merkezde olur. Böyle durur. Canım sıkıldı. Nereye gideyim diye düşünürken kime takılayım ya? O ev, evde birisine bulaşacak. Ha bana bak. Sen Fatih. Sen var ya niye öyle yaptın? Lan? He Yansin sen şöyle yaptın. Gaye hayal olursa zihnin orada. Burada kimse yok ki kavga edelim. Niye vicdan ve ruh manevi cehennem istikameti kaybettiği için? Niye istikameti kaybetti? Çünkü ifrat ve tefrite düştü. İfrat tefrite düşünce ne olur? Aklı aleti azap, elem olarak toplayıcı bir alete çevirdi. Önceki mevzuda vicdanı bir azap vardı. Vicdan azap. Burada vicdan cehennem yaşıyor diyor. Azapla cehennem farklı. kuvey i ile azap alıyor. kuvey i akliye ile cehenneme dönüşüyor. Burada ise manevi cehennem var vicdanda. Bu da kuvey i akliyenin tefrit. Ee, orada kalem. Kalemim nerede? Kalemimi indirmemiş miydim? Ee, bu da kuvey i akliyenin tefrit ve ifratından aklı... Hı? Ya şimdi bir T koyacağım o kadar. Fazla mıyım değil. Dur otur. Dur dur. dur. Hayır durmasın. Al. Varsa tamam. Tamam. Şimdi bir daha size okumayayım. Bir daha okuyorum. Kuve-i gazabiye ile. Kuve-i gazabiye, kuve-i aklıya, kuve-i Üç tane mi? Kuve-i gazabiye ile vicdan ne oluyordur abiler? Vicdan ne oluyor? Biraz önce okuduk ya. Evet, evet. He? Tam da son, bu, manevi vicdana cennem. ne olur? Manevi cehennem. Cehennem değil. Azap. Vicdan azap alıyordu. Bak azapla cehennem farklı. Kuvve-i gazabiye ile vicdanı azap. Kuvve-i akliye ile cehennem. Yani manevi cehennem var vicdanda. Bu da kuvve-i akliyenin tefrit ve ifratından aklı vesile azap ve elemler toplayıcı bir alet durumuna düştüğü için ha akıl nedir Allah muhafaza etsin vesile azap ve elem toplayıcı bir alet Mükla, istemileri toplar mı abi çöplükte naylonu çeker mi kağıdı çekmez akıl nasıl bir şeyse mazinin mazinin bütün çöplüğüne gider mazinin çöplüğüne gider onları toplar Tak yapıştı. Tak naylonlar yok, kağıtlar yok, bezler yok falan şunlar yok. Kemik, et parçaları gelmez. Demir parçaları geliyor gibi. Mazinin, mazinin çöplüğü yaşanmışların içine aklı sokuyor. Niye soktun? Gayesine bağlamadığın için. Felsefede buna ne deniliyor? Öz, töz, erek. Aklı ereğine bağlarsan, bağlı olursa, bizde vahiy bağlı olursa, yani bizce ifadeyle gayı hayal olursa, gayi maksadın olursa, gayi hedefin olursa rahat edersin. Ben bir tanesini uygulayayım. Uygulama için söylüyorum. Rabbim şahit. Sıkıldığım zaman canım ben de insanım. Takılıyorum. Takılıyorum. Nasıl çıkıyorum? Yani çok sebeplerden değil de çok az sebeplerden bir tanesini. Hemen hizmetimi hayal ediyorum. Arnavut köyü hayal ediyorum. Kendimi en böyle e, dima dersinde hayal ediyorum. Mesela Avrupa'daydım bu gidişte. Yedi gün çıkmadım. Aynı yerde kaldı. Hep ders ders. insan sıkılıyor. Hemen böyle dima. Bilet almışım. Dima yetişeceğim. Mesela başka bir yöntem söylemiştim. Canı sıkıldı değil mi? Kadın ve erkek bunu. Hemen en çok senin aleminde külliyat hangisi aktif? Mesela diyelim burayı gördünüz mü? Şimdi hayal et. Mektubat kitabını hayal eder misin? Tak oradasın. Bak çıkarttı seni. Çok kolay ya. Zor bir şey değil. Bilinmiyor yani seni mutlu eden düğün olur, mutlu bir anın olur, bir kardeşinin tebessümü olur, bir siması olur, bir güzel bir ders olur. Seni canlı tutan senden daha kıymetli bir şey olması lazım. Bu benden daha kıymetlidir. Bir kitap veya çalışmışsan bir sayfasını. Senin için hangi kitap şu an hem çabuk söyle şey. İrfan. Sözler. Doktor senin lemalar Vay be senin şey. Lemalar. Lemalar senin. Lemalar. Çabuk. Ç senin en 14. kavak kızcan. Lemalar. 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 Sen. Lemalar. Ne oluyor ya? Sözler Miraç <laughs> bahsi. Sen. <Sözler>. <gülüyor> Şualar. Şualar. <gülüyor> Lemalar. <laughs> Risalesi Mektubat. Mestevi. Sen çabuk. Işatacağız. Ali. <gülüyor> Lemalar. <gülüyor> Lemalar. Vay be. Yok şualar. Çok tuhaf. Niye? Nesi yok? Esman o. Yani mesela o harita var ya işte. Onu e, örümcek neydi? Şey tırtıl neydi? Tırtıl. Dışarıda tırtıl. Onun bizdeki karşılığı neymiş? Ve vefasızlık mı? Adakları. Ha, adakları ve bir dakika ne? Adakları terk etmek. Adak adaklar söz verdin değil mi? Adaklar var Allah'a. Adakları terk etmek. Ümsememek. Tırtılın bizdeki karşılığı bu. Sinek neymiş? İnsanlara eza ve cefa vermek varsa sinek fıtratlısın. Onu onu şey yapın, yazın kalemi Latinceye çevirin. O şekli de yapın ama büyük şekil bana verin. Onu tabela yapalım. Ama kimseye göstermeyelim. Tırtılın bir de şeyi varmış abi. Tırtılın. Yanlış ee, e Ecdat yapmış abi yapmamış. Cehalete kanaat etmemek. Cehalete kanaat etmemek. Allah Allah. o kırmızı var ya. Bir, bir getirsene bir görsünler ya. Nerede? Getirsen onu. Yo yo. Öyle mi? Bakayım. He, dur bakayım. Şey, tabelayı getirsene bu. Orijinal olsun. Getir. Bu millet diyecek bu neyin nesi kaç defa on seneden beri söylüyor. Ha. Bir de kalemle, kalemi mi de getir. Hem kurşum hem yeşil. Artık bu Arnavut köyü ne kadar elhamdülillah ferah ya. Bir dershanede Osmanlı ne yıkılmış? Muzakere kalktığı için der usta. Sohbetler kalktığı için değil. Namazlar, ibadetler kalktığı için değil. M e Muzakereyi ilmiye kalkmış medreselerde. Eneler, eneler öne çıkınca muzakereler kalk. Hadi bakalım. 677 şualar yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe vicdana en elim en mutiş halet olan mutemadi zeval ve firak belasını çekmek içinde iken devam ediyor. Yani yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe vicdana en elim en müthiş. Bak kalbe vicdana en elim en müthiş halet olan nedir o? Kalbe bakabilir. Aa bu işte. Dünyada iki kişi de var. Bir bende bir de bana bunu verende. Çevireceksen çevir. Ecdad. Ecdad'ın alimlerinin çalışmaların bir araya getirilmiş. Cam kırılıyor. Bunu gafur güzel bir çerçeve yapsa sağlam da böyle. Evet, tamam. tamam mı? Tamam. Ama çiçekme kendine. Yok, <laughs> bak kırılmış. Yani alimlerin çalışmasını bir alim bir araya getirmiş. Hı -hı. Bu kalptir. Bak kalbimizdeki sıfatlar. Bu baykuş mu? Yok. Akbaba. Akbaba. Bu tırtıl galiba. Bunu Osmanlıca Arapça yazıyor. Bu tırtıl. Bu sinek. Tamam mı? Buralar. E, mesela şu. E, bu ne demektir şeyler, harfler? Ya Konu değişir. Sonra anlatırım. Bunla, bak geometriler var. Bu bizim içsel alemimizi dışarıdaki simgelerle anlattı. Mesela köpek dışarıda. Dışarıda ya. içeride ne demek biliyor musun? Hop hop hop, hop. Durmaz ağası. Doğru ve yanlış. Bağırması mı? Saldırmak. Yani e, Köpek sıfatı demek doğru ve yanlış olmadan bir doğru zannettiği veya bir sahibine sahibinin gösterdiğine hedefe ölesiye saldırmak, ölesiye teslim, köpeklik, sorgulamadan. Köpeklik. O, o, o. Yani ölesiye sadakat, doğru ve yanlış mi ölesiye saldırmak, doğrulaman. Köpek mesela. Bağırır mı? Adam hırsızlık yapmış. Depoya koymuş. Köpek koymuş. O da gelmeyince saldırıyor. Lan hırsız mı al, bunlar? Gibi ya. Anladın mı? Mesela adama diyorsun ki lan bu adam sizi aldatıyor ya. Buna ne sadakat? Allah'a sadakat, Allah'a sadakatsızlık yapana sadakat yapmak Allah'a sadakatsızlıktır. Allah'a sadakatsızlık yapana sadakatsızlık yapmak Allah'a sadaka yapmaktır. Allah'ın düşmanıya Allah'ın düşmanına dost olmak. Allah'ın düşmanı oluyorsun. Bu sıfatlar. Bunlar. Bunlar. Bu. Nun. Ge geometriye bak. Sokrates de demiş ya. Geometri bilmeyen bu mektebe girmesin. Var abi. Solda. Tabii. Tabii. Evet. evet. Bilmiyorum. Bana bir şey sordu ya. Öyle. Alay der içinde bir sohbette Sohbette böyle bir şey anlatıyorum böyle. Meğer e, e, Trabzon Üniversitesi'nde ilayatta ilahiyatta Alay ediyor. Bey kardeşim hangi ilahiyatta mezunsunuz? Yani benim talebem diyecek ha. Böyle alaylı da böyle belli ya soru sormak, dalga geçmek için, için. Dedim ki Sokrates ve Aristoteles bir felsefe okulunda mezun olmadığı gibi, hatta felsefe okullarını onlar kurdu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da ilahiyattan mezun değildi. Bediü zaman Hazretleri de bizim bildiğimiz ilkokuldan da mezun değildi. Ama nereye uğradığını görecekti. Sokrates ve Aristo felsefe okulunda mezun olmadığı gibi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da ilahiyat fakültesi mezunu olmadığından, Bediüzzaman da ilkokul okumamıştı. Peki bunlar kimdi? Sokrates Eflatun felsefe okulunu kurdu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil okulda mezun olmak o okulu kurdu manen. Bediüzzaman da maddi ve manevi öteleri inşa ettiği için bu okuldan değil bu okulları kurdu. Biz de o okulda okuyoruz. Bu aynı böyle bir tane var onda. Yani bunun tabii o kitapta bu altlar alt, alt, altları var ya. Bunun bir kitabı mı var? Abi? Kitabı var ha. Bilmiyorum şu anda. Hmm. Çünkü fazla kurcalamak istemedim. Çünkü beni anafor gibi çekecek. Zaten zor duruyorum burada. Ben Seni <laughs> Zaten zor duruyorum. Zaten metsup diyorlar, deli diyorlar, filozof diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Her şey diyorlar. Desinler demeleri de hoşuma gidiyor. Ya ee, bunu kaldırayım cam kırılmadan yere koymayı şey yapamıyorum. Şöyle, ah. <laughs> yo, yo, git 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 koltuğa koy. Şimdi götürme git koltuğa koy. Ha böyle koltuğa koy git. Bismillahirrahmanirrahim Yasin sinvel Kur'an'ı Az Aferin. Hadi. ders değil ya bu hakikaten tuhaf bir şey ya. Evet kalemlerim geldi. Ara verelim. El Fatiha. Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salawat e, ee, Dima 207 Vicdan ikinci oturum Şualar 677 bir sorayım, abi. He. Azap çekmekle elemli azap çekmek arasında ne fark var? Diyebilirsin. Çünkü bunu Kur'an'da da aldım. Bakın suresinde ben ona şey yapmıştım da. Kafirler için diyor azap var diyor. Ee, Müslüman olup da sistemi bozmaya çalışanlar için de elemli bir azap vardır. Direkt ayette bu çalışmadan böyle cevap veremem. Azaba da çalışmam lazım. Elem de. Evet. Zahir lugatına bakarsan azap dışsaldır. Dışarıdan yapılan elem içseldir. var mıdır? Bunun? Var tabii. Elem alıyor ya. Şu anlar 677 yaşamak için gayet perişan bir maişet için yani dışarıdan verilen ceza zapt. elemitsel içsel oluyor. Lugatı olarak söyledim ama çalışmak lazım buna. Bak yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe vicdana en elim en müthiş halet olan mutemadi zeval ve firak belasını çekmek içinde. de. Ne acayip bir şey ya. Kalbe ve vicdana zeval ve firak belaymış. Nazm-ı maniyle bakarsak kalp elim elemi zeval ile oluyor. Vicdana firak ile el müthiş oluyor. Halet müthiş. Dehşet yani. Demek ki zeval ve firak nazm mani ile bulduk. Yani nasıl nasıl bulduk? Kalbe, vicdana en elim en müthiş. Ne etti? Kalp elime, vicdan mütişe zeval kalbe, elime, firak vicdana mütişe bakıyor. İnce Meslevi Nuriye 159 Lemalar 122 e, Lemalar 122 bu defterin 174. sayfasında e, var okuyorum çünkü mürtedin vicdanı çünkü mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan hayat iştimaye zehir olur ondandır ki ilmi usulde Mürtedin hakkı hayatı yoktur. <laughs> Kafir eğer zimmi olsa veya musallaha etse hakkı hayatı var. Metni anladınız değil mi? Metni okudunuz. Bir de okuyayım. Mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan. Mürted kimmiş? Vicdanı yok. Bu az bozuma değil. Tamamen tamamen bozulduğu için mürtettir, mürted olduğu için vicdanı bitmiştir. Hayat içtimaya zehir olurmuş mürted. Alman kafiri bu kadar zehir değildir. Ondandır ki ilm usulü usulde mürtedin hakkı hayatı yoktur. Çünkü niye? Tamamen hiçbir hayır yoktur. Her şey şere çalışır. Kafir örten olduğu için sistemi bozulduğundan değil vicdanı. Örttüğü için zimmi olsa veya musallaha etse hakkı hayatı var. Yani vergiyi verse. Mürtedin vicdanı tamamen bozulduğu halde kafirin vicdanı tamamen bozulmuyor. Kafirin vicdaniyatı kalıyor ki hakkı, hakkı hayatı var. Yani İslamiyet'i kabul edebiliyor kafir. Ama mürted bitti. Artık hiçbir dönme şansı da yok. Onun için yok sayıyor, katlediyor. Zehir oluyor, insanlığa düşman oluyor. Hiçbir hakikat, tamamen her şey, bütün sistem delet olmuş oluyor. Dönüş de, imkanı da yok. Bitti. Hatem Allah'a Allah kulubim olduğu için, onu yaşaması bela olduğu için, zehir olduğundan, yani her şey zehir, her şey zehir olduğundan, yaşamaması toplumun menfaatıdandır hem vicdanı tamamen bozuk olan mürtet içtimai hayatta zehir olur. İnce Meslevinüre Nuriye 160 illaki ki el Eliyazu billah mürtet ile şey irtidat ile vicdanı tefessüh edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Mürtet yılan gibi zehirlemekten lezzet alıyormuş. Yılan gibi zehirleyen Mürtedliktir. Demek yılanda acıma yok. Niye bu kadar hayvan varken yılana nispet ediyor? Çünkü yılanda acıma yok. Vicdanı manevisi yok yılanın mürtedinde. Peki yılan nasıl bir şeydir? Yılanın erva habisesi var. Müekkel melaike değil. Habis ervahlar yönetiyor. Çünkü insanın fıtratını bozan 246 sözler, İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden elva habise demek demek vicdansız mürtet ve yılan gibidir. Bir derece vicdan olması lazım <laughs> ki dönsün İslam'a. Evet. İslam'a dönebiliyen var yani kafirde. Mesela bu son gidişimde daha önceki gidişimde Müslüman olmuştu. O bir arkadaşını getirdi. Ee, i̇nşallah köyde Arktis'te kaldı. Öğle namazını gene sesli kıldık orada öteki arkadaşı Müslüman değil daha görsün diye getirdi. Bir tane Müslüman, Alman. Daha önceki gidişimizde olmuştu. Bu da İslamiyet'i görsün diye bizimle namaza durdu öğleyin. Ben bizim yardım iki de bir subhanallah falan demeyin. Ben bilerek sesli Kur'an namaz kıldırdım. Ki görsün namaza gelmiş, namazı görmek istiyor. Her şey tamam, Müslüman olacak bir şey takıldı bana bir iki hafta müsaade edin dedi ya. Yani. Bu içki meselesi nasıl halledeceğim bilmiyorum. Kendi adını, değil mi abi? Evet. Çünkü su içmemiş pek hayatında. Hep bira içmiş. Biz de amin. Biz de demedik yani böyle bir şey yasabı. <laughs> Kendisi daha önce demek araştırmış. Neyi terk etmem lazım demiş. Ona şey yapmış. Her şeyi kabul etmiş. Özel ayeti de terk etmeyeyim. Tamam. Fakat bunu nasıl yapacağım? Yani dedik onları. Ondan sonra öyle üzerine gitmedik fazla. İnce Mesnevi 201. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucub riya ve gösteriş iledir ve olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Bu direkt açık açık söylenmiş işte İkinci şuur vicdandadır. Evet, söylüyor. zaten oradan çıkartıyoruz da yoksa o ikinci şuuru bizim buluşumuz değil ki külliyatı var ya. İçsel şuur vicdaniyattır, dışsal şuur aklidir. Şuur vicdanda fıtrı olarak var. Bu vicdanı şuur ile hissedilen vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ile niyet ile kesilir. İkinci şuur nerede? Enfüsten harici bakar. Dahilden harici bak bakışta birinci şuur vicdanda, ikinci şuur ise takulde. Yani yeri değiştirirsek eğer içeriden bakacaksak birincisi bu, ikinci bu. Dışarıdan bakarsak birincisi bu, ikincisi bu. Çok garip bir tabir var. <laughs> Diyor ki, amellerin hayatları çok tuhaf. Amelin hayatı niyettir. Yani biz hep maneviyat demişiz buna. Öyle geçiştirmişiz. Niyet manevi olunca, yani anlayamamışız ha bunu. Niyetlerin, şey, amellerin hayatı. Niyet iledir. Biz bunu yani amelimizin nereye mal olduğunu diye tebi şey yaptık, anlamışız. Evet bir anlayış doğru. Ama esas bu değil yani. Nedir o? Çok garip ki niyet amelerin hayatıymış. Nasıl ki hayatın hayatı nedir? İmandır. Hayatın hayatı iman. Biz zannetmişiz ki iman edince çok anlamlanıyor. Hayır iman nurdur, kuvvettir. Kendisi nefs-i emirde vardır. Yani bir enerjidir. İmana nur ve kuvvet diyor. Realitedir ya. Hayatın da hayatı var. Hayatın da var. E niye hayat nefs-i emirde iken nefs-i emir cinsinden değil de günahlar niye bozuyor ki? Zeytinyağı ki su katarsan bozulsun. Hayat alem-i cinsinden değil ama burada kullanıyoruz. E niye günahlar onu bozsun ki? Günah nasıl bozuyorsa e, iman da onu öyle düzeltiyor. Hayat bozulur mu? Bozuluyor. Amellerin hayatı niyettir. Bakayım neymiş? Fesadı, mefti, ölümü, ademi ise şeyin amellerin ucup, riya ve gösterişmiş. Şimdi bu kadar sayfa yazmışız. Neredeyse bir sayfa. Bak şimdi. Çözüme odaklandığında merkezden dahilden enfusiden başlamak pergeli koymak. Çözüm mü istiyorsun? Merkezden dahilden enfusten başlamak. Buradaki birinci şuur dima konması lazım iken vicdana fıtrata koymuş pergeli. İkinci şuur ise dima koymuş. Yani anlıyor musun külliyatta? Birinci şuur. Buraya demiş. Hem vicdana fıtrat diyor. Sari ifadeleri topladım. Vicdaniyatı vicdandaki hislerin vicdanın diğer mertebelerinden beslenip vicdaniyatın esası olan fıtrı haliyle hareket eder. Vicdan var ya sistem. Bir de içeriği var. İçerisinde irade var, zihin var, his var, latife-i rabbani var hepsinin bir hayatı var. Yani iradenin, zihninin, hissin, latifenin bütünsel hali vicdandır. Diyor ki vicdaniyatı sistem vicdandaki içindeki bir his var. O hissin ve diğer mertebelerinden vicdanat beslendiği için o beslenilen vicdanın esasatı olan fıtra haliyle hareket eder. Yani o hayatiyeti vicdandaki his de oluyor. Bak ben ne güzel şey bir iz takip edip bir yere götürecek şimdi. Fazla şey yapmayayım, izahı izah etmeyeyim. Niyetin de iki tane niyetin de iki tanesi var. Niyet. Birinci niyet dahilde, kalpte. ikinci niyet de dimadaymış. Her şeyin birincisi ya vicdanda ya da kalptedir. İkincisi ise kesinlikle dimadıt. Yani niyetinde iki tane, ihlasında iki tane. Bunların tersleri de olabiliyor. Yani çözümü dimada başlanırsa bir olay ki çözüm dimadadır. Çözümü dimadan başlanırsa veya dimağın konusu olursa, konu dimasa o zaman da birinci şuur, birinci niyet dima olur. Mesela vahiy. Daha holase gelecek. Çok güzel şey neticeye varacak. Üçüncü bir mana ise yani amellerin hayatı e, niyet iledir. Mefti, yoku, ucup, riya ve gösterişin üç şekilde izah ediliyor. Bir ettik, iki ettik, üçüncü manası. Fıtri hal niyettir. Yani hiçbir şey yokken fıtri hal, fıtrat o kendisi haline fıt, olması olan, olmakta olanın adı niyettir. Tekrar fıtri halini nazara almayıp niyet etse etsen onu fıtrı hal bozulur. Mesela ihlası olmayanın ihlasa niyet etmesi gibi. İhlası yok, ihlasa niyet etmesi. Niyetle olmaz ihlas. Neyle olur? Bu fıtridir. Fıtrı olmayan olması için niyet edilir. Namaza niyet etmek, yani namaza girdik. Niyet etmek bizim Orada olmadığımızı gösterir. Namaza niyet etmek. Namaza değiliz. İhlasa niyet ettin mi? İhlasla değilsin demek. İhlasa niyet ettin mi? İhlasla zaten değiliz. Namaza niye niyet ediyoruz? Namazın dışındayız da ondan. Bir daha. Biraz sesli ki. Parla banalaykası sayfa 25. He. Eyühen üstadım muhteref. Kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat ı aliye gibi değil. Belki olduğu gibi görünmek isteyen ve taleben kardeşim biraderzade unvanlarıyla tatip buyurdunuz bendeniz. Üstat bu şekilde ifade ediyor. Kabul ediyorum. Yani hilafet olmak gibi bir şey yok. Yok. Tatri hâli bu. Ya. Yani ki, kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat-ı gibi değil. Belki olduğu gibi görünmek isteyen ve taleben, kardeşim, biraderzade unvanlarıyla tatip buyurdurup bendenisi. Vay be. Ne geniş bir ruh bu. Cık cık. Namaza niyet etmek, yani namaza girdik. Niyet etmek bizim orada olmadığımızı gösterir. Namazda huzurda olmayan namaza huzura niyet eder. Niye ediyor? Namazda değilsin de niyet edersin. İhlası o ihlaslı olayım diye niyet etmekle de ihlaslı olunmaz. Ne yapmak lazım? Riyakar olmayacaksın yetiyor. İhlaslı olmak için bir şey yapmıyorsun. La, la ilahe illallah. Aynı kan. La ilahe riyakar olma. Nesin? İhlaslısın. Muhabbeti nasıl te tesis edeceğiz kardeşlerle? La davet, la gıybet, la iftira yapmasan, la adavet yapmasan muhabbet illa oradadır. Adavet etmeyen illa muhabbettedir. İhlaslı olmak için yapmak lazım? La riya. illa ihlas oradadır. Riyakar olma, İhlaslısın. İhlasa niyet etmek, ihlaslı olmadığını zaten söylüyorsun. Ki dışındasın ki içeriye girmek istiyorsun. Vicdaniyat şuur ile hissedilir. Vicdandaki şuur zihinde Bak vicdandaki şuur ikinci şuurdu ya. O vicdandaki şuur nerede? Zinde. Vicdanın içerisindeki bir birim olan zihinde. Fakat daha önce konuştuğumuz için o, bu derste neler kullanılıyor hangi dersler tabii. Fakat vicdanın tüm birimlerinden beslenir bu zihin. Tevazu sahibi tevazuya niyet etmez. Çünkü fıtri hali öyle. Tevazuya tevazu sahibi olan tevazu niyet eder mi? Yok zaten hali bu. Yani buna ihtiyaç duymaz çünkü hiç böyle bir şey gelmez çünkü zaten tevazu sahibi. Niyet ise olmayanı var etmek içindir. Niyet olmayanı var etmek içindir. Fıtri ise niyete gerek yoktur. Tekebbüre niyet etmek ustad diyor. Öyle olmadığını gösterir. Kabaydaylık yapacaksın kabaday olmadığını gösteriyor. Niye niyet ediyorsun? Çünkü değilsin olmak istiyorsun da ondan. Ucub, riya gösteriş. Amellerin hayatlarını öldürüp pos haline getirirmiş. Ruh gitmiş ceset gibi. Amelin ucup riya gösteriş. Niyet aynı zamanda ruhtur. Amellerin ruhtur. Üç şekilde bunu izah edildi. Evet şuurun kendisi nedir diye sordu. Farkındalık boyutu değil de kendisi. Şuurun kendisini şuur dersine girecek, dinleyecek. Not ala ala. Evet. Yani hemen söylemek istiyorsak, Allah'ın yedi tane subutu sıfatının bütünsel halinin bizdeki haleti, hissi. Yani nasıl ki güneşten ziya geliyor. Ziya ne demektir? Yedi tane rengin bütünsel hali. Ziya. Ustad güneşteki ziyayı şura nispet ediyor. Haşa güneşe şemsezeli. O ziya e, şuurdur. Yedi renk nedir? Subuti, subuti sıfatlardır. Yedi tane. Yedi tane subuti sıfatın bizdeki bütünsel hal alması şuurdur. Diyor ya hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Yani niyetiniz halis ise. O hayattardır yani vardır. Haliste ise öyle bir şey zaten yok. O hayır bu, 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 evet. bu 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 lugat. Bu değil. Efendim? Bu değil. Bu birinci manasıydı. Bu benim söylediğim. <laughs> yani mesela amellerde peki amelli değilim ne yapacağım niyet edeceksin de olacaksın. Her hayatın her safhasında namazda olmuyorsun. Namaza niyet etmek içeriye giriyorsun. Evet. Ama namaza niyet et, etmedim demek namazın dışındayım demek değil midir? Ha, ihlaslı olacağım artık. Evet, anladım. Öyle demek istemedim abi. Mesela bir yerde bir hayır işleyeceksiniz. hayır işleyeceksiniz. Niyet etmek, Hayırı işlemek manasında. Yani yapmak. Ortaya Birinci, yapmak. birincisi manası bu. Aslında e, ee, daha ilerisi hayırlı bir sebep beklemiyorsun. Fıtratımın iktizasıdır bu. Fıtrat. Fıtratın su sebep için ıslatmaz fıtratı için yapar. Biz de bu dine hizmet etmek sebap için, cennet için yapmayız. Bu fıtrat bu. Yani din benim, ben dinim. Benim fıtrat aslim dindir. Onun için din olduğu için bulu çağına gelmeden önce çocuk ölürse cennete gidiyor. Yani dolayısıyla ben kimsenin dinine değil kendi fıtratımı yaşıyorum. Yani dinimi yaşıyorum. Fıtratımı yaşıyorum. Yani dinimi yaşıyorum. Fıtratımı yaşıyorum. Dinimi yaşıyorum. Yani melekleri iman ettim. Ne oldu yani? Dışarı bir şey. İman neydi? Emin olmaktı. Emin olmak ne demek? Aslını ifade etmektir. Kendin kendine ayna olmasıdır. Ne? Kendin kendine ayna olmasıdır. Bu ayna gibi. Ya bu tuhaf değil mi ya? Bir Allah'ın kulu sormaz mı? Ben böyle miyim ya? Bu aynaya geçiyorum ben. Bu, bu, bu muyum bu, ya? Bana niye bakıyor? Ben buraya bakmadım. Ben buraya bakmıyorum ki beni böyle gösteriyor bu aynada, bu aynada böyle gözükmüyor. Niye böyle gözüküyor? Ben böyle mi bakıyorum ki bu böyle bakıyor? Ben böyle bakarken niye bu böyle bakıyor? Ters, ayna tersini gösterir. Düzü göstermiyor ki. Hangi ayna düzü gösterir? Bir, hani düz gösteriyordu şimdiye kadar? Dünya da aynadır. İnsan insan aynadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam aynadır. Ben bir ayna merkez kendi... Ha, ayna mıdır? Mirattır o. O düz düzü gösteriyor. Ayna tersi gösterir, mirat düzü gösterir. Harika. Bunu siz yazın çünkü Osman yok devrede. Yok mu hasta? Şeyden de hasta. Bedenen hasta, merakla da hasta. Öyle, öyle, öyle. Tamam. Şimdi bu ayna ben böyle bakarken bu ayna böyle bakıyor. Ya ben böyle miyim? Aslında ben bakarken kendimi görmemem lazım. Ben çünkü kendimi görüyor muyum? Yüzümü? Ben görmüyorum ki. Yüzünü gören var mı? Aynasız. Yok şimdi ben yüzümü niye görüyorum ki? Ben zaten görmüyorum ki. Hani ben ayna aydı. Aynı gösteriyor. Teter. Yani beni bana gösteriyor. Olmadı şimdi. Ben bana ayna oldu. Ben bunu bakarken ileriye kendimi görmediğim gibi ileriye bakarken de görmemem lazım. dünya böyledir işte. Bizi aldatıyor. diyor. İnsanlar aynadır. Peygamber miraattır Seni seni düz gösterir. Evet, ruhlar öyle. Dünya böyle sahtekardır. Dünya bizi gösterir ama gördüğümüz tarafı değil öteki tarafı. Ama öyle aldatmış ki ya beni tam gösteriyor zannedilmişiz. Bugüne kadar ne kadar aldanmışız? Meğer beni tersimi göstermiş. Düzümü göstermemiş. Bunu bir yerde desen kafa yedi derler. Aynayı bile sorguluyorlar diyor. Ayna bize sahtekarlık yapmış anlamamışız. Aklım beni aldatıyor. Yani aklım... Ha? Kurtarmaz mıydı sizi? Akıl sizi kurtarmaz mıydı? Ya. Abi. İnce Bestemi Nuriye 70. Fıtri, niyet, irade Harika. Onu söylüyor zaten ustad. Fıtratı halet kendisi iradeymiş. Eylemsiz hal. Olması, olmakta olan, eylemde olmayan şey fıtri hal, irade. Tercih yapmadan. Fıtranın bütünlüğü de fıtratı zişurdur. Evet. Zişurdur. Mesnevi Nuriye 70. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyata hasenata hasenatı seyyata tahvil eder. Tahvil tavuk yumurta yumurta tavuk çekirdek ağaç ağaç çekirdek tahvil. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. <laughs> İnkıta ne demek? Kesilme. Yani ameli hakikatından kesiyor riya ucub ve gösterişe dönüştüren adeta adeta cemur sinyalı kesen gibi cemur. Doğru mu yazdım cemur? Cemur, cemur, cemur. ha. Cemur. tamam cemur. Adana, maalesef, maalesef Edir Edir. Bir dakika ne? Jandarma. Jandarma. jandarma? Bu ha ha. Ha, jandar ha jandarma. Cemur, C, -E Tamam, cemur, tamam. Jandarma ile, cemur. Jandarma, Adana, Manisa, Manisa, Edirne, böyle. Tamam. tamam. Ee, şeymiş, e, ameli hakikatından kesen cemur neymiş? Riya, ucup. Bir de ne? Gösteriş. Hakikatından koparıyor. Yani GPS'ini koparıyor. <laughs> tamam. Kopartıyor. Mesnevi Nuri 246. Alemi gayb ve şahadetin noktayı iltisakı. Bu da çok ilginç. Yani alemi gayb ile alemi şahadet gayb ha Böyle Bir yerde toplanmışlar. Yani bir yere bir olmuşlar. Ne haber ne haber kardeşim falan. Toplandıkları hale noktayı, noktayı iltisakı ve aynı zamanda o şey berza ve nokta iltisakı ve aynı zamanda gayb ve şehadet berzahı berzahtır. Ve iki alemden birbirine gelen seyyatın mültekası, iki alemden birbirine gelenin toplandıkları yer vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şu anı neşederler. Burada abi iki alemden kastedilen şey bir ahiret alemi mi? bu alem olarak mı anlayacağız? Kalp ve vicdan Biraz gidelim Ar de biraz bu. izah bir Evet çok ilginç olduğu için iki sayfa. Biz gidelim bakalım. Ondan sonra bunu talep soruları. Nokta iltisakı demek bitişme noktası, kavuşma noktası, buluşma yeri. Tamam. Bu lugatlara bakalım. Nokta iltisakı bitişme, kavuşma, buluşma yeri. Berzah demek iki şeyi birbirine birleştiren geçit tünel gibi. Seyyaratın yani birbirine aktarılan manalar demek. Multekası demek kavşak, kavuşma yeri, buluşma yeri. Birinci şuur, hep bu malzemeleri kullanıyorum şimdi. Birinci şuur ve fıtrat vicdandaydı. Birinci şuur ve birinci fıtrat vicdandaydı. Alemi gayb nedir? Alemi şey, alemi gayb melekut alemi demek. Ne demek? Levi mahve ispata kadardır. Kadar alemi gayb arşa kadarmış. Tövbe. Melekut, melekut demek levi mavi ispata kadardır. Melekut çok önemli. Kitap okuyanlar için söylüyorum. Osman inşallah bunu kaydeder. Melekut alemi aynayı da kaydeder. Düz beni düz gösteren mirattır. Ters gösteren aynadır. E, melekut alemi demek levi mavi ispata kadardır. Alemi gayb demek arşa kadardır. Bu tabirleri bile, bile, bileceğiz. Daha önceki dersleri malzemeleri. Bunu kullanacağız. Şimdi bunu, bu niye öyle mi sormayacağız. O bitti o. O dersteydi. Arştan sonrası nedir abi? Ha. Onu, onu söyleyeyim. Söyle sen. Söyle. söyle ha. Alemi gayb arşa kadar. Alemi melekut şeye kadar. arştan sonra nedir? Hakikat alemi Levi i içine alıyor. Ruhlar alemi tek bir şey değil onun için. Bir, bir, bir şey değil ha. Hakikat alemi Arş alemidir. Lefif Mevzu değil. Ee, şey ruhlar alemi ruh da var. Arş azamdır. Her şeyin bittiği, kendini anlamlandığı berza kabuk kafesindir. Bunun arkasında kendi ortada kaldıran Bir dakika bir dakika abi bir dakika. Bir dakika atladık. Şimdi Arş hakikat alemidir dedik ya. Evet. Lefif Mevzu ne diyorsun? Ee, kelam aleminin bir şey diyemedim yani. Diyemiyoruz işte. İşte Cebrail, işte kendimizi tanıyamıyoruz abi. Kendimizi tanımamız gereken alem aslında o. Yani ayna işte o ayna A akı işte onun işte bizdeki karşılığı bu. Dima, Lefi Mahfuz'un karşılığı. Aklın anlamak işte. Evet, anlamak. aklın akla nedir? Bilmiyorum. Kalp arş, vicdan daire hayat, arş azamru, Lefi Mahfuz Dima. Akıl, ee, Melekut, lefi afi ispata kadar, gayb arşa kadar devam ediyorum. Daire hayat nedir? Ondan sonra karar vereceğim. Mahkeme malzemeleri topluyor, hakim o topluyor, 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 topluyor. Ondan sonra hüküm, hüküm şudur, karar vereceğiz. Topluyoruz. Nereden vardık buna diye? Bunlar hala malzeme devam ediyor. Daire hayat ne demek? Arşın buradan bakılan ikinci derecede alem arşın arş var ya arşın oradan bakarken bir, değil de buradan bakarken o arşına göre ikinci alem. Yani ilk yaratılırken alemi misalden buradan kayıtların gittiği alem ise alemi misalin dairesi olan daire hayata, hayat gibi. Mesela ruhlar ilk gelirken e, alem ervahtır. Alem ervaha geliyor. Buradan gidenler daire ervaha gider. Daha gelmemiş insanlar alemi misalde suretleri buradan istediğimiz amellerin suretleri daire misale gittiği gibi. Daire hayat arşın arş hayat alemidir. Yani hayatın perdesiz tecelli ettiği bütün esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Arş. Arş azam değil. Buradan baktığımız zaman kazanımlarımızın gittiği daire hayattır. Lef-i mahfuzun dairesine de daire ilim denilir. Arşın e, dairesine de daire hayat denilir. Lefi i mahfuzun dairesine daire-i ilim denilir. Bunun benimle alakası yok. Külliyatın şey. O alemlerin, ha şimdi geldi izah galiba. O alemlerin mümessilleri, nümuneleri en yani ağacın çekirdekleri insandaymış. Bu da malzeme. O alemlerin insanda mümesi insan nümuneleri var. El var. İnsanda. Tamam O alemlerle insandaki alemler arasındaki fark bir, biri çınar ağacı, diğeri onun çekirdeği. İşin garibi ise ikisi arasında birbirine temsül ve tereşühleri her daim oluyor. Orası burada daireyi orası burada e, iadî ziyaret ettiği gibi buradan da oraya ameller bu noktadan merkezden aktarılıyor. Uydu gibi. Devletler arası bilgilerin aktarıldığı berza. Yani uydu. Amerika'dakileri. Buraya buradan da Amerika'ya. Biz direkt gönderdiğimizi zannediyoruz. Uyduyla gidiyor. Uyduya uydudan gidiyor. Uydu gibi devletler arası bilgilerin aktarıldığı berza. Buradan Arabistan'a canlı. Arabistan'dan da tilaveti Kur'an'da canlı Türkiye'de her yerde. Ama hiç kimse uydu ne çıplak gözle görüyor ne de kulayla uydudan sesi duyuyor. Uydu anten, televizyon, selengah ile hem resim hem de sesler aynı anda olduğu gibi. Alim-i ile âlem i gayb arasındaki uydu da vicdandır. Vicdan fıtrat-ı şuurdur. Fıtratın fıtrı halinin hissedildiği, şuurla bilindiği mahal ise vicdandır. Fıtratın fıtrı hali hissedildiği vicdanda oluyor. Hani 20. mektupta diyor ki, hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en, büyük, en yüce neticesi. İkisini ayırdı değil mi İrfan? Hılkat, herkes eşit. Allah ve onun dışındakiler Allah yarattı. Herkes yaratılma noktasında hepsimiz hılkatiz. Ama fıtrat ise bu kitaptır, bu masadır, ben insanım. Bu fıtrat. Anladın mı? Hılkat ile fıtrat farklı. Bu masa, bu budur, ben de buyum. Bu fıtrat. Hılkat ise bu da yapıldım, ben de yapıldım. O cihette eşitiz. Evet. Fıt, vicdan Fıtrat ise şuurdur. Fıtratın fıtri halinin hissedildiği yani beni ben olarak hissetmek başkası beni hissettirmiyor. Evet. Beni ben olarak ne kadar hissedersem e, onun adı şuurdur. Bu da vicdanda oluyor. Fıtrat ile akıl, akla pencereymiş. Hilkat değil. Pencere ne işe yarıyor? Biliyoruz zannediyoruz ama yazayım dedim kendim için. Dışarıdakileri içeriden de ve içeridekileri de dışarıdan bakma yeriymiş. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye. Bakma yeriymiş pencere. O alemlerden gelen cevaptan biri de o alemlerden yadi ziyaret edecek ya. Biz ders yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Davut cevap yok mu? Hani demiş ya Mevlana'ya. Bu kadar ya yarab, yarabb dedin de hiç sana e ey kulum dedi mi? Dedi, dedi tabii. Sen onu bana diyesin diye onu sana söyle diye meylettiren onu da sana söylettiren o söylemeyi de eden odur. Sen zaten buyur yarabbi e, yani buyur kulum demeden önce bunları bana de diye söylettiren sen sormadan cevap vermiş oluyor. Bizde de var mı bu cevap? O tasavvuftaki cevaptı. Bizdeki cevap nedir? O alemler yani ya Rabbi. Ya Rabbi demedik mi şimdiye kadar? Peki hiç cevap geldi mi? Duydun mu? Ey buyur kulum ey gafur. Varmış. Neymiş o cevap? Huzur, ilham, sunuat, hazlar, lezzetler, manalar, hikmetler. Yani maddi ve cesat olmayan Maddede cesette ortaya çıkan fikirler, hisler, duygular, latifeler cevapmış. Buyur kulum demekmiş. Ben, ben bunların hepsini kendimden zannediyordum. Evet. Tabii gelen cevapmış. Cevapmış o. Huzur mesela ve madde cinsinden midir? Huzur maddenin fonksiyonu mudur? Haz almak, elem almak, kederlenmek, stres yapmak maddenin fonksiyonu mudur? Maddede tezahür eder. Orada gözükür. Elektrikle sıcaklık gözüktü mü? Gözüktü. Ocakta ortaya çıktı. Yani elektrikteki, ele e e ocak nedir? Peldir. Elektrik orada çok zorlanıyor, geçemiyor. Zorlandıkça orada bir şey bırakmış zorlandığının. Isı olarak gözüküyor. Öyle mi İrfan? Direnç, Direnç yani. Direniyor yani. Gel geçemezsin diyor. O da direniyor. Ortaya bu sıcaklık çıkıyor. E ondan daha kaliteli kablo nedir bu? Bakırdır. En kaliteli nedir hemen? Altındır. Vicdan bak şimdi. Vicdan oraların insandaki if ya acayip bir şey ya bu. Bunu kaçırmayın şu cümleyi. Vicdan oraların gayb melekut değil. Budistler melekuta kadar girebilir. Yani açsız susuzluk, şehvetten uzak vesaire insanı bazı melekuta geçirir. Levi Mavi ispatı olur. Harikalar olur insanda. Bunun adı istidraçtır. Ama kayba geçemezler. söz Bak vicdan oraların insandaki ifadelenişi muacel tezahürüdür. Yani o alemlerin cevabı vicdandaki haletti. Hihistir. Vicdanı bozulmuşsa herkes vicdanında oraları şuurlu hisseder his, hisseder, görür, bilir. Yani herkes vicdanen oraları bilir. Mesela vicdanda şöyle bir hal var. His. Oh. İfadesi şu. Vicdanen rahatım. Diyorum ki Ali sen vicdanen rahat mısın kardeşim bu işe? Rahatım abi. Veya şu anda huzur var mı? Var. Ne demek huzur? Hazır olduğu için sende var. Hazır olduğu için bende huzur var Ali. Birinci hali, ikinci hali. Ha, yani o hazır olmasa bende huzur olmaz. O Allah ki e, ve teşahhus ettiğini nasıl anlarım ben de cevap olduğuna? Ha, huzurdur. Ustad söylüyor bunu. Huzuruyla cevap verir diyor. Öyle mi değil mi? Ustad diyor ki, münacat eden, dua eden zata Huzuruyla cevap verir. Öyle. Huzur olduğu için dua edebiliyor zaten. Huzur olduğu olmadığı için yapamıyor ki ya Kalkıyoruz niye dua yapamıyoruz? Namaz kılıyoruz. Huzur yok. Ya demez. Et de göreyim. Huzur olursa yaparsın. Demek ki huzur olduğu için yapabiliyorsan sana bana böyle dua et diye sana o haleti vermenin adı huzurdur. O zaman duada isteyeceğini bildiği için önceden vermiş. Dua, duaya önceden verilen cevaptır huzur. Vicdan fıtrı aynaymış. Buradaki duvardaki ayna gibi değil. Fıtrı ayna olan vicdan şuurludur. <laughs> vicdan şuurludur. Aynadır ama şuurludur. Mesela ayna ile mirat. Mirat beni bilir. Ayna beni bilmez. <laughs> Biz aynaya bakınca bizi tanımaz. Bizi tanır mı ayna? O aynaya bir baktım. O Hasan ne haber? İyi ya. Nasılsın? O da ben, ben de ben. Hakikaten öyle bir tuhaf olsa, ayna bir şuurlu olsa. Orada o ya canlı ve ruh, Oraya giden her şey canlanıyor ya. Abi girdim oraya. O da bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Aynı ben. Ben bene. Ne haber? İyi ya. Ne yapıyorsun orada? Hiç sorma. Nereye görüyorsun? Arkanı görüyorum diyor. Ben de o tarafı görüyorum. Ama ikisi de benim. İkimiz de ters görüyoruz. İkimiz de doğruymuş. ve ikimiz de yanlışız. Fıtrı ayna vicdan şuurludur. Biz aynaya bakınca bizi tanımaz. Bu vicdan penceresi şuurludur. Aksedeni tanır. Çok acayip ya. Aynaya aksedeni tanısa ve kalıcı olsa. Lavaya gittiniz PTT'de. Her bakan orada gözükse ne yapardın? Senelerce Yasin. İnsan acayip olur ya. Çok korkunç olur ya. İyi ki kalmıyor. Bizim cami bizim köydeki caminin aynasına bakardım. Çok merak ederdim Kimler baktı diye. Kimler baktı diye. Hepsi orada olsa. Hepse orada olsa. orada da görmüyorsun. Bu vicdan penceresi bak. Şuurludur. Aksedeni tanır. Bak vicdana bak. Aksedeni tanıyor. Aksedeni biliyor. Aksedeni idrak ederek. Aksedeni düşünür. Başka? Aksedeni değiştirir. Kimse duymasın. Bu aynada her şey asıllarına dönüşüyor. Dönüştürülüyor. Asıllarına dönüştürülüyor Ali. ikinci Ali. Her şey aslına dönüşüyor. Varsa bir kahvede koy sana ver. Aneleri tutulmaz. Dışarıdakileri de içeriye buradan buradan ya aynen ya dönüşür ya da değiştirerek dönüştürür. Şunu ha 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 çok Ha çövbe. Bir daha bir daha. Durum iyi değil benim. Bir daha. Bu vicdan penceresi şuurludur. Aksedeni tanır, aksedeni bilir. Vicdan aksedeni idrak eder, aynı zamanda dönüştürür, değiştirir. Ve bu aynada her şey asıllarına dönüşür, dönüştürür. Tıpkı sima aynası gibi. Allah Allah! İçerdekileri ehline dışarıda simada gösterir. Ama anlayan anlar. Evet eğilir. Aynen öyle abi. Hı. Ne kadar riya yaparsanız yapın dışarıdan bilmez ki beni. Ben buraya bir şey yaptım da içinde ne var? Riya mı var? Hı. Değil mi? O bilmez. Ama vicdan biliyor. Biliyor. Olduğu gibi gözükür. Aynen eğer simada görebiliyorsa simada gösteriyor. Gösteriyor. Ve o ehli de anlıyor biliyor musun? Evet. Mesela diyor ki müdürsün veya patronsun. Mesela seni söyleyeyim. Patronsun için geldi. Vallahi doğru söylüyor ama yalan söylüyor. Hı. Doğruyu söylüyor ama yalan. Yani tanımlayamıyorsun. Bu doğru söylüyor ama burada bir şey var, bir pit yeni var. Hı. Yok, bu e doğru söylüyor bütün hesaplar doğru. Yok bir şey var. Hı. Evet. Hı. Mesela tuhaf. Mesela diyelim ki adam dersi dinliyor. Acayip dinliyor ama dinlemiyor. Çok tuhaf. Bunu nasıl şey yapabiliyorsun? Bilmiyorum ki. Bir sistem çalışıyor. Hani diyoruz ya. Vallahi nasıl bir adam? Vallahi i̇yi bir adama benziyor ama içim ısınmadı. Yani bir tuhaflık var. Isınamadım. Bu doğru söylüyor ama yalan söylüyor. Yani kelamı e, doğru. Sebepleri doğru. Ama fıtratı yalan. O zaman bir sual abi. O zaman bir sual. Vicdan yalan söylemiyor. Öyle bir ayna. Evet. Sima da yalan söylemiyor. Öyle bir ayna. Gizleyemez simasını. Gizleyemez. Peki o simayı fark eden de mi karşı tarafın vicdanı? Evet vicdanı. Vicdanı kışaf ettikçe. Ondan adam münafık münafığı bilir. Kendisini bilir. Münafık gaybi değildir. Bilir münafık olduğunu. Ben, sen bana ne anlatırsan anlat. Benim ne olduğumu ben bilmiyor muyum? Ya yani ne adamdır uçuyor kaçıyor. Ben bilmiyor muyum ne olduğumu? Biliyor. Ben nasıl, Allah'a ne kadar nasıl iman ettiğimi biliyor. Munafık da ne kadar aldatıcı olduğunu. Onlara bunlara, ne demek ya zaten iki, ikili oynuyor. Nasıl münafık bilmez ya? Müslüman öyle diyor ya Bakara suresinde. İnatı inatı ustad koymuş e, ee, Müslümanlara gelir. Amene billahi ve biliyom ilahir der. Onlara der ki ben onları aldatmak için geldim. Bilmiyor mu? Biliyor. Korkma. Münafık değiliz. Çünkü niye? Sen münafık olsaydın sen bilirdin. Mescid-i Zirar. Mescid-i Zirar'ı kuranlar bilmiyor muydu? Biliyordu. Peygamberimizi çağırmışlar. Gel açılış yap. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah vay ediyor. Git onu yık demiş. O ne demek bizdeki karşılığı? Kur'an'da bu var. Bu basıldı manası ne demek? Ya dershane açtı ya. Saftiriye bak. Ya dersane, Menfi milletçilik yapıyor, siyaset yapılıyor. Mescidi zirar o. Aslının zıttına çalışan, aslı gibi gözüken her yer mescidi zirardır. Risale-i Nur gibi Allah insanların imanını kurtarmak, tarafkirlik değil ahirete pasaport veren dershaneyi siyasi arenada cirit atmak için kullanılıyor. Ama ismi dershane. <laughs> Tıpkı sima aynası gibi içeridekileri ehline dışarıda simada gösterir. Herkes anlar. Anlamıyor musunuz ya namazlı mıdır, namazsız mıdır? İlim ehli. Mesela kafir dayı olsa, ilimle meşgulsa kafir siması beyazdır. Ama e, iman varsa o olayda ilim ehlinin tefekkür varsa beyazın dışında, nuraninin dışında pembedir. Pembedir bak, Ali'ye bak, şeye bak, ufuğa bak. Davut'a bak. E bakın pembedir. Kağıt gibi değil. Charles Darwin'i düşünün. Bembeyaz. Adam ilim yapmıyor. İlimi mazar olunca Allah gene o şeyi veriyor. Ama bir adam gördüm cenaze düğünün akşam. Aman ya Rabbi. Acayip bir şey. Siyasete bir tane birisi de var böyle. O kadar boya sürüyor ki suratına. Aslını bir görmüştüm de. Mubala etmiyorum, mubala etmiyorum, mubala etmiyorum. Onun makyajsız halini eğer görseniz e, şey zihninizden çıkmaz. Ben gördüğüm için bir ara. Nerede gördüm sen? Yani haza inanın bana itimat edin. Ta şeytan. Şeytanı gö nasıl tipidir diye desen onu gösterirdim. Ne yaparmış o? Yılan, yani, gayb arama. Onlar ne yaparlarmış? O şeytan olduğu ne yaparmış? İki şey yaparmış. İki şey yapan odur. Bir, 246 sözlerde. insanın fıtratını bozmaya, bozan. İnsanın fıtratını bozan ve insanları yanlış yollara sevk eden e, mevvad-i şerilerini, erva kabisedir. Bu kadın, bu adam, bu çocuk, bu yaşlı, bu genç, bu ihtiyar, bu yani ne derseniz deyin. iki şey yaparsa, e, bir, fıtratı bozan, insanları yanlış yollara sevk eden erva kabisedir. Yani insan gibi gözükse de fark etmez. Erva habisidir. Abiler ben Risale-i Nur'a dayanıyorum. Erva habisi ne demektir? Mevad-i şerire. Şerir bir beden hücre yığınıdır. Ruh nasıldır? Erva habisedir. Bu nedir? İnsan suretindeki ustadın tabiriyle insi şeytandır. İnsi şeytan ne yapar? Yani hep kaybı konuşuyorsun. Realiteye gel. İnsanın fıtratını bozar. İnsanları yanlış olarak sevk eder. İnsanın fıtratını bozmaya çalışıp yanlış yollara kim sevk ediyorsa erva habisedir. İnsi şeytandır. 246 sözler. Aleni. Aleni. Hiç şüphe yok. Hiç yok yok. Ya küllü, acayip ya. Din hiçbir şey şansa bırakmamış ki. Her şey net. Her şey. Bak erva habisedir diyor. Ne yapar? İnsi şeytan kimdir? İnsanların fıtratını bozan, insanları yanlış olarak sevk eden. Yanlış yollara niye sevk ediyor? Doğru bildiği. Doğruya rağmen yanlışı. Yalan ne demektir? Cehalet değildir. Yalan doğruya rağmen tersini iddia etmektir. Yalan bu. Yalanda doğru bilmek vardır. Doğru bilmiyorsa yalan değildir, cehalettir. Kusurdur. Ha. Bir fıtratını bozuyor. Biliyor ki bu fıtratını bununla bozar. Şuursuz yapmıyor. Bununla bozulur. <laughs> İsrail'de bütün okullarda kız erkek ayrıdır. Biliyor adam. Ama burada Fransa'da okullarına gittim ben. Yanaştırmıyor. Kızların okulu erkeklerin okulu ayrıdır. Niye? Mesela İsrail ve kara hava, hava alanlarda kumar oynamak yasak. Faiz yasak. Ama dünyada bunları kuran hep bu. Biliyor bak görüyor musun? Dünyada bankaları inşa eden bunlar. Ama banka orada şey yok. Dışarıdakileri de içeriye buradan ya aynen ya dönüştürür ya da değiştirerek dönüştürür. Mesela dışarıdan içeriye alındı değil mi vicdan? Dima. Vicdan içeriye alırken ya aynen alır ya dönüştürür ya da değiştirir. Nasıl bir sistem anlıyor musunuz? Veya ziya foton gibi ne demek? Burada çekirdekteki tohumları aslına dönüştürdüğü gibi ziya nedir? Bir pakettir. Işık mıdır? Hayır. Nur mudur? Hayır. Sıcaklık mıdır? Hayır. Dalga boyları mıdır? Hayır. Güç müdür? Hayır. Maddeye çarptığı zaman ağacı büyütür. Iş maddeye çarptığı zaman ışık verir, ısı verir, dalga boylu olur. Çekim alanı yapar, itme yapar. Dö güne güneş eee gezegenleri tutar? Ziya ile. Çekim manyetik alanı. O dönmesinde dönmesi manyetik bir alan oluyor. O manyetik alan dediğimiz nedir? Dönmesiyle o gezegenleri tutuyor. Ziya işte. Ziya'yı ziya, ziya olarak hiç hissedebilir miyiz abi? Çok zor. Yok. Ancak melekütte olanlar. Ziya'yı ziya olarak gören yok ki. Çünkü ziya, mesela güneşin etrafı karanlıktır ve soğuktur. Nasıl ya? Güneşin çevresi soğuktur karanlıktır. Çünkü güneşten ışık çıkmaz, ziya çıkar. Ve şemse ziya vel kamera nura. Güneşten ziya, kamerden nur. Ne yapar? Güneşten ziya çıktı. Boşlukta ise foton bir yere çarptı mı? Yani bizdeki adı ziya, o fizikteki adı foton. Bir yere çarpmadı. Hiç yok. Sonra atmosfere şey diyeyim mesela e, buluta geldi uçak. Bir sürü türbülanslar oluyor. Görmene gerek yok ki bulut var demin. Oraya çarptı. Şimdi ziya maddeye çarptığı zaman içini dışarıya ediyor. Taş yuvarlandı bir yere çarpınca darmadan oluyor ya. Ziya neydi? Bir şey değil. Hiçbir tanımlaması yok. Ne diyor? Foton diyoruz. Bazı cahiller enerji paketi der. Değil. Ortaya çıktığı zaman ağaç nedir? Donmuş güneştir. Ad. E, sıcaklık nedir? Donmuş güneştir. Işık nedir? Donmuş güneştir. Çekim alanları oluşuyor. Manyetik alanları oluşuyor. Gözükmeyen dalga boylar var. Dünyanın bir, bir yerine giriyor güneşin o fotonun bir dalga boyu. Öteki taraftan çıkıyor. Kayıt altına alınamıyor. Samanyolu boşluğuna sonsuza doğru gidiyormuş o. Ziyadır, değil mi? Ziyadandır. Ziyadan. Ziya değildir. Ziyadandır. Bir sıfatıdır. Elektrik, bizim elektrik. Tabii esir. Esirin e, bu enerjidir. Bu elektrik enerjidir. Esir? Daha arkasında, daha incedir. Tabii canım. Enerji bir şey değil ki esire göre. Esir olmadan enerji kendini gösteriyor. Yok ya üniversite... Yani sen o ilkokul diplomasına benzer enerji. Esir, üniversite diploması. <laughs> Şimdi bir daha toprak çekirdekleri, tohumları ağaç yaptığı gibi vicdan da dışarıdan alınanları, o gelenleri aslına dönüştürüyor. Biraz burayı düşünün. Çek, dışarıdan gelenleri aslına te tebedül ediliyor. Hayatı tekminiye dönüştü harika. Çok. Mesela ne yapar? Vicdanda zihin var. Zihin nedir? Mekan açılıyor. Tefekkürle açarsın veya dışarıdan gelen malzemelerle zihin demek mekan açmaktır. Mekan açılıyor. Nasıl bir mekan? Adam sonsuz açılıyor. Seyahat ediyor, seyahat. Vicdanda, şey, zihinde seyahat ediyor. Nerede var bunun numarası var mı? Parla da Ali abi. sayfa kaçtı ya? Kardeşim diyor kitap okurken diyor. Ben de, de dolaşıyorum diyor. O alemlere gittim diyor. 150 küsür müydü? Sonra o alemde o saray baktım başım döndü diyor. İhata edemedim diyor. Vazgeçtim seyahattan diyor. Ulan ne diyor bu ya? Ustad da koymuş. <laughs> Halet ise, gerçek dişi ise Risale-i külliyatın içine niye duruyor? Sonra indim aşağıya diyor. Ufak bir saray gördüm diyor. Kapısına baktım kapalı diyor. Nasıl açarım dedim. Anda diyor. Kardeşi o, okuyor ama bunun, bunda ne oluyor bilmiyor ki karşıdaki. O da hemen o anda dedi ki diyor. Bismillahirrahmanirrahim her şeyin anahtarıdır dedi. Hemen adeta benim elime verdi diyor. Sanki benim o kapıya geldiğimi gördü bana dedi ki besmele anahtardır. Ben de bismi hemen duydum anda bismillah dedim diyor girdim o saraya. Kendi sarayına girmiş. Ötekisi kainat sarayı başı döndü. Kainat sarayıydı sonra kendi sarayına girdi. Öyle demiyor mu abiler? Ne diyor ya bu? Bir Allah'ın kulu sormaz mı ya bu ne diyor ya? E, tamam dedi. Diyen dedi. Ustad niye onayladı? Ne koydu? Ya. he? 186. Mesela Usta Hazretleri ya her batıl mezhebin her şey batıl mıdır? Hayır. Dane hakikat var diyor. Mutezile şurada, Şia burada diyor. Mesela bir batıl mezhep diyor. Böyle insi şeytanlar var ya. Hani geberenler böyle. Onlar öldüğü zaman diyor batıl mezhep hükmetmiş ki diyor. Onlar diyor öldükleri zaman ruhun bir temesülatı dünyada insi şeytanlık yapıyorlar diyor. Değil mi? Böyle hükmetmiş diyor. 13. Levada. Niye koydun sen oraya? Usta aynı şeyi düşünüyor ondan. Bizim, bizim, onlar mı oluyor abi? Şimdi kalkmışız. Kalkmışız. Bunları konuşuyoruz. Nasıl bir insin şeytan? Gözükenlerin hepsi insan olmadığını. Bunu konuşuyoruz. Bu nasıl nimet? Bu nasıl bir maide-i Kur'an'ı? Nasıl semavi bir sofra bu? Biz kimiz ki bunları konuşuyoruz? Allah böyle işte. Bu benim diyen, ilahi yattan profesör kof olmuş. Adam tahripte çalışıyor. Bir insan televizyona çıkıp iştihadi meseleleri kaşıyorsa zındıktır. İştihat basına geçiyor. Ne demek? Yüzde ondur der. İştihat bahsi. Yüzde doksan esasattır. Esasatı bırakıp iştihat, iştihadi meseleleri kaşıyıp şüphe uyandırıyorsa bu adam zındıktır. Genel kaydedir bu. Yüzde on sütün diyor. İçtihadidir. Yüzde doksan elmas sütündür. Öyle değil mi? Lamatta geçiyor sözlerin sonunda. Aa, adam namaz kılacak, oruç tutması lazım, şunlar bunlar. Bir sürü esasat var. Bunları bırakıyor. Adam kader yok diyor. Namazla nasıl el bağlanır? Evet. Bunu yanlış yaptırıyorlar. Evet. İşte. Kader, kader, kader yok diyor. Kader, yok diyor. Veya zaten ustad söylüyor. Onu da yüz kaçtı? 151'de diyor ki e, İslam ismi altındaki zındık diyor kurnazlığı ile diyor e, kandırıyor diyor. Şimdi saat 2 oldu. Bunu okuyalım. Ha şunu okuyalım bu sayfayı geçeyim. İzaf pek yok. Mez, İnce Mesnevi Nuriye 252 aynı mevzu. Mektubat 189'da Lemaat'ta e, yok. Yüksek Mektubat 189. E, 19. mektup olabilir. Bir de 160 9. sayfasında şey yapıyor, geçiyor bu. Bu defterin de 152. sayfasında var. Okuyorum metni. Üstünde icaz, Kur'an. Altında mantık ve delil. Sağında akli istintak. Solunda vicdan istişat. Vicdan nereye koymuş? Sol. Önünde ve hedefinde hayır ve saadet. Nokta istinadı vahimazdır. Vehmin ne hattı var ki girebilsin bir şey anlatıyor ya ama içeriye baktığın zaman her şey tanımlarını, tanımlarını izah etmiş Mesela bak Kur'an geleceği insanın vicdanını şahit gösteriyor Kur'an gelecek hayatı var ya ahireti Kur'an geleceği ispat etmek için diyor ki vicdanınıza bakın diyor istişat ediyor. Evet. Tamam? Evet, yani sol, sol ahireti gösteriyor değil mi? İstişat evet, ya. evet. Bak şimdi. Adam bunu tespit derste bu bulmuş. İnsanın isteklerine bak. Evet. Sonsuzluk, bir anda her yerde olmak, dert keder istememek, her istediğini her istediği yerde olmak, her yerde olup hiçbir yerde olmamak. Yani diz böyle. Topla. Bu sıfatlar seni sen edendir. Sen olduğun için. Bu sıfatlar burada var mı? Yok. Bu sıfatların toplamı neredeyse, ne, neredeyse bunlar. Bunlar da bende duruyorsa, bunlarla anlıyorum ki ben oralıyım. Buralı değilim. E bana ne getiriyor bu? Ben oralıysam isteklerimi ve reddettiklerimi, red ettiklerimi, dostlarımı, düşmanlarımı, arzularımı ve red ettiklerimi hep oralıyıma göre olmalı. O zaman rahat edeceğim. Yani ben aslında içsel oralıyken buraya hedefleyince başıma bela alıyorum. Çamaşır gibi böyle oluyorum. Su akıyor işte. Bunu böyle çevirirken bunu da böyle çeviriyorum. Bak böyle oluyor. Lana çevirir gibi. Ha, i̇nsanın fıtratına baktığın zaman, isteklerine baktığın zaman ebed, evet sonsuzluk, nihayetsizlik ama nihayetsizim ama nihayetliyim burada. Her yerde olmak istiyorum bir yerdeyim. Ölmek istemiyorum yani istekleriyle insana bakıldığı zaman insan buralı değil. Ee, buralı bana ne kazandırıyor? Buralı değilsem bu isteklerimle ben oralı olduğum anlaşılıyor. O zaman benim arzularımı, dostlarımı, düşmanlarımı nereliysem oraya göre yapmam lazım. Ki rahat edeyim. Kur'an yani diyor ki ben oralıymışım ama e, Orayı burada aradım. Onun için başıma bu belalar geldi. Beka istedim. Maddenin bekasını yaptım. Her yerde olmak istedim diyor. Bir yerdeyim. O zaman şöhret olmak istedim diyor. Kendisi öyle. E bak her isteğim olmasını istedim diyor. Cennette olması gerekirken bunu parada aradım diyor. Çalıp çıktım şey yaptım. Çok acayip. Kur'an geleceği insanın vicdanına şahit gösteriyor. O var diyor. Nerede biliyoruz? vicdanına danış, isteklerine danış. İnsan tüm bunları gösteriyor. Tüm bunlara cami. Ne garip ki ahiret gayb iken vicdan şahittir. Vicdanın şahit. Kur'an'ın söylediklerine vicdan reddetmiyor. Mesela bekali alemi var diyor. Vicdan diyor mu ki nereden çıktı ne bekası ya? Ne beka? Böyle bir şey istemiyorum ki. İhtiyaç da yok. Ne ihtiyaç var ya beka? Kur'an diyor ki bir anda her yerde olacaksınız. Her istediğiniz olacak. İstemediğiniz olmayacak. Vicdan diyor mu ki? Yok canım böyle bir isteğim yok ya. Ben Ne demek Allah Allah. Böyle istek mi olur? Kur'an diyor ki yok olmayacaksınız dedenizde, babalarınızda, anneannelerimizde, hepsiyle, en mükemmel haliyle. 33 erkek, 18 kadınlar beraber ezeli bir dostluk, akrabalık devam edecek. Yok yok yo, 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 böyle bir şey istemiyorum. Yılan, çıyan ve akreplere yem olmak varken dostları meclisinde ne işimiz var yahu? Yani böyle keyif, baklava, her türlü zevke, keyif yapmak. yok. Yo, olur mu gerek her şey bitsin ya. Böyle bir şey diyor mu? Tam da sen buna nasıl vardın? Bu isteklerin bağırırken vicdanın, bu isteklerin de cevabı Kur'an-ı ile orada olduğunuz şeylerken sen bu vicdana rağmen hayır hayır. Bağır olmak ne gerek var ya? Yok olmak daha iyi. Dostlarla, ahbaplarla baklava yemek, dostlarına, dedenle, babanla, anneannenle, o beraber olmak sohbet etmek. Yok yok yok. Ben yılan ve çıyanlara akrep olayım. Bunu nasıl vardın ya? Bunu hakikaten Allah aşkına nasıl istedin? İyi bir şey mi ki buna taraftar oldun? Hatta delili hiç olmasa bile ah olan ah bir delili olsa ya. Böyle isteklerimin bir ahirette delili olsa ki her şey onu gösteriyor. Peygamberlerin mucizesi orayı gösteriyor. Aslında hiç delil olmasa iç, insan içi yanacak. Ulan keşke olsa bir delili ya. Bu isteklerimin karşılığı bir olsa ya. Arabaya bilmek istiyorum araba yok. Araba hastaları var ya. Sevgilisini seviyor, eline geçmiyor. Bak çıldırıyor. E bunun da gösterdiği sevgilisi var. Böylelikle insan vicdanı ile müşaverete, istişare etmek, danışmaya Kur'an emrediyor ya. Kur'an bizi sevk ediyor. Sen diyor, ben saydıklarımı diyor, hemen kabul etme. Reddetme vicdan vicdanına istişare et. Bak bakalım vicdanı da diyor. Diyor ve burada kesiyoruz. Vakhir davahum Enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha te